باب صلاة الخوف كيف هي؟ كيف هي؟ صلاة الخوف yani harpte bir adam namaz kılacak olursa nasıl kılınır? Salatul Khafi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birkaç türlü kılmış. Kur'an-ı Kerim'de de beyan ediliyor. Fakat bunda fukahanın ihtilafı var. İki reket mi, bir reket mi, sonra imam iki reketi kılacak, cemaat birer reket mi kılacaklar, yoksa onları da tamam edecekler mi? Haddesene bunu Ebi İmran, kâle haddesene Asim ibn Ali ve Halef ibn Hişam, kâle haddesene Ebu Avane. Ha, haddesene ibn Merzuk, kâle haddesene Ebu İshak ad-Darir. Ha, ve haddesene Abdülaziz ibn Muaviye, kâle haddesene Yahya ibn Hammad, kâle haddesene Ebu Avane. Ve haddesene Salih ibn Abdurrahman, kâle haddesene Sa'id ibn Mansur, kâle haddesene Ebu Avane. En Bükeyr ibn el-Ahmes, en Mücahidin an ibn Abbas radıyallahu anh. Şimdi burada 4 senet getirdi. 4 senet de Hazreti Abdullah ibn Abbas'a çıktı. Abdullah ibn Abbas buyuruyor ki: "Kâle faradallahu azze ve celle, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri farz kıldı ala lisani nebiyyikum. Sizin peygamberinizin lisanı üzerine farz kıldı. Arba'an fil hadar ve rek'ateyn fil sefer ve rek'aten fil havuf." Hadar'da 4 rekat. Seferde 2 rekat. Havf, korku vaktinde de bir rekat farz kıldı. Şimdi rivayette, bu rivayete göre demek salat-ı havf bir rekat. Seferde 2 rekat, o meşhur. Hali hazırda da 4 rekat. Yani 4 olanlar, 2 olan zaten 2, 3 olan da 3. Peki havf, her esnasında kılınan namaz, bu bir rekat dedi. Ve Ebu Cafer fezehebe kavmin ila hadel hadis. Evet. Bir takım cemaat buna zahib oldular. فَقَلَّذُوهُ Abdullah ibn Abbas'ı taklit ettiler. Ne dediler? وَجَعَلُوهُ aslan, asıl budur dediler. فَجَعَلُوا صَلَاتَ الْخَوْفِ صَلَاتِ خَوْفِ kıldılar. Rek'aten bir rekat kıldılar. Demek ki imam bunlara göre cemaatin yarısını düşmanın önüne koyacak. Yarısına kendisi bir rekat kıldıracak. O kılanların namazı bir rekat. Onlar gidecekler. Düşmanın önüne öteki cemaat gelecek. Bir rekat da onlara kıldıracak. Onların namazı da tamam. Ya imamınki? İmamınki iki oluyor. Bu taklidi imamınki iki oluyor. Bir değil. Fakat imamınki de bir diyenler var. Diyor ama bu biraz müşkil vaziyette. Beyan edecek. فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ Lakin bunların aleyhine hüccettendir. فِي ذَلِكْ Bu meselede اَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَّلَ Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyurdu ki, bu bunların aleyhinedir. Bu mezhebe sahip olanların, Abdullah bin Abbas'ın bu rivayetinin aleyhinedir. Niye? Cenab-ı Hak Kur'an'da salat-ı havfi beyan ediyor. Ne buyuruyor? اَسْتَعِذُ بِاللّٰهِ وَاِذَا كُنْتَ ف۪يهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ Ey Habibim, sen Müslümanların arasında bulunursansa, فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ namazı onlara ikame edersen, sen namazı kıldıracak olursansa, فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ Müslümanlardan bir taife kıyam etsinler. مَعَكَ seninle beraber. Seninle beraber dursun, namaz kılsınlar. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ Silahlarını da alsınlar. Silahlar da kendilerinde olacak. Silahına namaz kılınır mı? İşte burada kılınır. Çünkü belki sen secdedeyken düşman senin üzerine hücum etti. Sen silahını milahını alır sen secdedeyken, silahını başka bir yere koydun, silahı da istila eder, yok. Silah da beraber olsun namazda. فَاِذَا سَجَدُوا Onlar secde ettiler mi? Yani bir rekat kıldılar mı? فَلْيَكُونُوا Onlar olsunlar. مِنْ وَرَائِكُمْ Sizin ötenizde. Vera burada ön manasına. Yahudar tabii iki manaya da gelir. Yani düşman tarafında olsunlar. Onlar bir rekat kıldılar mı? Onlar geçsinler düşmanın önüne. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ اُخْرَى Öteki taife gelsin. Öyle taife ki lem yusallu namaz kılmamış olan öteki taife gelsin.
فَلْيُسَلُّوا Onlar da namaz kılsınlar. مَعَيْكَ Seninle beraber. Bu halde imamınki kaç oldu? İki. Peki bu ayeti kerimede bir iki taifenin evvelkisi Resulullah Efendimiz de bir rekat kıldı. Sonradan ikinci taife geldi. Onlar da bir rekat kıldı. Bunlar o namazları tamam edecekler mi etmeyecekler mi? Ayette beyan edilmedi. Ayette beyan edilen bir rekat birinci taife kıldı. Bir rekat de ikinci taife kıldı. İmamınki iki oldu. Bir de namazı silahının beraber kıldılar. Ayet bunu beyan etti. فَفَرَضَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلْ Cenab-ı Hak farz kıldı. صَلَاتِ الْخَوْفِ farz kıldı. وَنَسَّ فَرْضَهَا Onun farzını da ayetle beyan etti. فِي كِتَابِهِ Kitabında hakede. Böylece. Şimdi burada bir şey daha var. وَاِذَا كُنْتَ فِيهِمْ Habibim sen Müslümanların arasında olduğu vakitte namazı böyle kıldı. Çünkü Peygamberin arkasında kılınan namaz şekli şüphesiz kabul edilir. Onun için muhakkak o Müslümanlar hepsi bir kısmı kılsın Peygamberin peşinde, bir kısmı kılmasın mehrim olsun olmaz. Peygamber işlerinde olduğundan salat-ı hafı bu şekilde kılacaklar. Fakat Peygamber olmasa, başka bir imam olursa, başka yerlerde geliyor ki salat-ı hafı bu şekilde kılmaya lüzum yok. İki kısım olur, bir kısmını bir imam kıldırır. Onlar giderler cepheye, öteki kısım da gelir, başka imamdan kılarlar. O da var. وَجَعَلَ صَلَاتَ الطَّائِفَةِ Taifenin namazını kıldı. بَعْدَ تَمَامِ الرَّكْعَةِ الْعُولَى Birinci rekati tamamdan sonra me'alima imamda. İmam ile beraber bir rekati tamam etti mi, işte namaz oldu. Bir rekat kıldı. İkinci rekat kılacak mı, kılmayacak mı? Bunu da ulemanın bazıları diyorlar ki sonra tamam eder. Bazıları da diyor ki hayır, bir rekattır. Peki bu Abdullah ibn Abbas'ın rivayetinin aleyhinde olmadı. Abdullah ibn Abbas'ın rivayetini teyit etti. O ne dedi? Bir rekattır. Bir rekat olunca yalnız imamınki iki rekat oluyor. Yani Abdullah ibn Abbas'ın aleyhine olan o imamınki iki rekat oluyor. Yoksa cemaatinki gene birer oluyor. Şimdi Abdullah ibn Abbas dese ki burada benim dediğim doğru. Cenab-ı Hak bir rekat farz kılmıştır. İşte ayette de bu. Ama imam müstesna. فَسَبَتَ بِهَذَا Bununla sabit oldu ki اَنَّ الْاِمَامَ اِمَامْ يُصَلِّيهَا Namazı kılar. فِي حَالِ الْخَوْفِ عَلْ خَوْفْتَ رَكَتَيْنِ İki kılar. İşte bu eylesi Abdullah ibn Abbas'ın aleyhinde oldu dedi. Halbuki Abdullah ibn Abbas onu diyemez mi ki bu imam müstesna? وَهَذَا خِلَافُ هَذَا الْحَدِيثِ Bu hadisin hilafınadır. Hadise muhalif olmadı ki. Hadiste ne dedi Abdullah ibn Abbas? Salat-ı Havf bir rekettir. İşte tam bir rekettir. وَلَا يَجُوزَ اَنْ يُوْخَدَ Alınması caiz değildir. Hadisin bir hadisi de ki يَدْفَعُوا نَسَّ الْكِتَابِ Kitabın nasını def eden hadisle alınmaz. Yani biz bu Kur'an'da Kur'an'ı alacağız, hadisi atacağız. Yoksa hadisi alırsaksa Kur'an'ı atacağız. Burada diyorum ama İmam-ı Tahavi teaccüb ediyorum ben bunda. Çünkü telif ediliyor burası. Kur'an'a muhalif gelmiyor ki. Çünkü Kur'an'da beyan etmiyor ki birinci taife tekrar gelsin namazını tamam etsin. İkinci taife sonra namazını tamam etsin gelmiyor. Bir hareket kılmış oldu. Yalnız imamın iki kılmasından Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh'ın aleyhine delil getiriyor. O ona delalet etmez. Peygamber Efendimiz birisini farz kılmış olur. Birisini de öteki taife imam olması için nafile kılmış olabilir. ثُمَّ قَدْ عَارَدَهُ Buna muariz oldu. Yani İbn-i Abbas'ın radıyallahu anhuma gayruhu. Abdullah ibn Abbas'tan gelen bu rivayete Mücahit rivayet etti ya. Yine Abdullah ibn Abbas'tan başkası rivayet etti. O rivayet buna muariz oldu. Abdullah ibn Abbas'ın bu şeysine, rivayetine. حَدَّسَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّسَنَا قُبَيْسَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّسَنَا سُفْيَانَ عن أبي بكر بن أبي الجهم قال حدثني عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أول كسين عبد الله بن عباس كم رواية تدي مجاهد بني كم رواية تدي كندولي رواية تدي بني قال عبد الله بن عباس تدي كسل لا رسول الله صلى الله عليه وسلم
Peygamber Efendimiz namaz kıldırdı. Bizi bizi kıradın, si kıratta. Salatel havfi, salatel havfi kıldırdı. Vel müşrikune, müşrikler de beynehu ve beynel kıble, kendisiyle kıblenin arasındaydı. Demek bunlar ne tarafa namaz kılıyorsa düşmanlar da önlerindeydi, kıble tarafında. Fesaffa saffen, Peygamber Efendimiz bir saf yaptı, halfehu arkasında. Vessaffen bir safta yaptı, muvaziyel aduvvi, adva değil, uyarısını. Düşmanın karşısında. İki saf yaptı Müslümanları. Birisini kendi arkasında, birisini de düşmanların önünde kıldı. Fesallâ bihim raketen, arkasında olanlara bir reket namaz kıldırdı. Sümme zehebaha ula, sonra bu namaz kılanlar gittiler. İlâ mesâffiha ula, düşmanın önünde duranların yerine gittiler. Ve recâha ula, düşmanın önündekiler gerisin geri geldiler. İlâ mesâffiha ula, namaz kılanların yerine geldiler. Fesallâ bihim, onlara da kıldırdı, raketen bir reket kıldırdı. Sümme selleme aleyhim. Sonra o ikincilere selam verdi. İkincileri bir reketi kıldırınca selam verdi. Fekâneti li Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz için oldu reketan iki reket. Ve li kulli taifetin, her bir taife için de oldu reketun reket. E şimdi bu rivayette de, bu rivayet Abdullah ibn Abbas'ın evvelki rivayetini teyit mi etti, muhalif mi geldi ona? Muhalif gelmedi ki. İmam-ı Tahavi diyor ki bu hadis ona muareze etti. Muareze değil ki. İki taifeye birer reket namaz kıldırdı. Resulullah Efendimiz'in de namaz iki tane oldu. Yalnız orada ne diyor? Birinci hadiste diyor ki Cenab-ı Hak hadarda namazı dört reket farz kıldı. Seferde iki kıldı. Salat-ı havufta da havuf zamanda da bir kıldı. Öyleyse imama da farz olan birdir. Buna göre tevil eder. Der ki evet doğru, imama birdir ama Resulullah Efendimiz ikinci taifeye bir reket daha kıldırdı. O ikincisi farz olarak değil dedi, nafile olarak değil. Olabilir. Evet. Yani bence bu hadisler birbirine muariz değil. Abdullah ibn Abbas'ın mezhebini teyit eder bu hadisler ve Kur'an-ı Kerim de teyit eder. Fakat başka rivayetler var, onlar gelecekler. Esas muarize yapan başka rivayetler. قال أبو جعفر إمام التحاوي بيقول لك فهذا عبيد الله بن عبد الله işte bu Hazreti Abdullah'ın oğlu, Abdullah'ın oğlu Übeyd, yani Abdullah ibn Abbas'ın torunu. قد روى عن ابن عباس رضي الله عنه ما عبد الله بن عباس روايته الذي ما قل بالحديث كي خالف مخالفه ما روى مجاهد عنه مجاهد ondan rivayet ettiğine muhalif oldu. Halbuki muhalif olmadı. Ve muhalun, muhaldirken yekûnel fard alel imam, imam üzerine fard olan ola rek'aten, bir reket ola da, işte bunu getiriyor ki muhaldir ki imama bir reket fard ola da, fe yusallîhâ, o namazı kıla, bi uhura, ötekiyle, bilâ gu'udin litteşehhudi, teşehhüde oturmaksızın, ve la teslim, selam vermeksizin. Madem bir rekettir, teşehhüde oturacaktı ve selam verecekti. Halbuki yok. Gene teşehhüde oturdu Peygamber Efendimiz. O birinci taifeye namaz kıldırdı. Oturmadı, o sabit değil ki. Ayakta mı kalktı, bekledi? Oturduğu yerde belki bekledi. İşte kuvvet bulundu. Yalnız selamı da tahir etmiş oldu. İmam-ı Tahavi'nde cahit bu şeydi. Anlasın. فَلَمَّا تَضَادَّ الْخَبَرَنِ Vaktaki iki haber birbirine zıt oldu. Yani İbn Abbas radıyallahu anhuma Abdullah ibn Abbas'tan tenafeya, birbirlerine münafı oldular. Ve lem yekun li ahadin, hiçbir kimseye olmadı ki en yahtecce fi zalik, burada hüccet getirip bir mücahidin mücahidiyle, yani İbn Abbas radıyallahu anhuma. Lenne hasmehu, mücahidin rivayetiyle ihticac ederse onun kasmi de yahtecce aleyhi bi ubeydillah, ubeydillah ile ihticac eder. Yani İbn Abbas radıyallahu anhuma Abdullah ibn Abbas'tan bir hilaf-ı zelik, bunun hilafını. Halbuki ne hilaf var, ne bir şey. Beşer işte bak, koskoca imamın burada olmuş. İşte bu ulemanın zelletül kademi olur. Yani biz kendimizi büyük gördüğümüzden dolayı değil, fakat mesele açık. Mesele açık. Burada ayeti kerimede imamın iki reket kıldığı var, doğru. Cemaat bir reket kılmış zaten. Abdullah ibn Abbas onu diyor.
imam zikretiyor ki bir rekat farz kılmış. İkinci rivayette gene bir rekat kıldı. Yalnız imam tahavi şuradan getirmek istiyor ki madem bir rekat farz idi de imam iki niye kıldı? Resulullah Efendimiz niye iki kıldı? İki kılması muhal olur. Niye muhal olsun? Olmaz ki. Evet. Bu akla muhal olur diyor. Teşehhüde oturdu, selamı tehir etti. Ala kulli hal itiraz etmiş o. Şimdi bir rakamına bakın. Salat zehebel ulema kafeten ila enne salatel havf meşru'a. Salatel havf meşru mudur, değil midir? Yani sünnette gelmiş midir, gelmemiş midir? Gelmiştir. İlla enneha ala anva'in muhtelife. Muhtelif nevileri vardır. Ve innemâ ceal ihtilaf bihasebi mâ râhu sallallahu aleyhi ve sellem. İhtilaf nereden geldi? Peygamber Efendimizin görmesi hasebiyle. Ahvete li hirasetil mü'minin ve selametil müslimin. Müminlerin ve Müslümanların salatinin, onların selameti ve muhafazası için en ahvete hangisidir? Öyle gördüğünde ihtilaf oradan geldi. Ve ahfaza li temamis salâ. Hem de namazın tamamını en ziyade hepsinden hangi tarik ise o şekli ihtiyar ettiğinden ihtilaf oradan geldi. فَلِذَٰلِكِ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَا فِي كَيْفِيَّتِهَا. Onun için ulema ihtilaf ettiler bunun keyfiyetinde. اِلَّا الْاِمَامَ اَبَا يُوسُفْ وَالْمُزَنِيَّ. İmam Ebu Yusuf ile ulema-i Şafiiyye'den Müzeni bunlar evet ihtilaf etmedi. فَقَال dedi ki اِنَّهَا مِنْ خَسَائِسِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Salat-ı Havf Peygamber Efendimiz'e hasidi. Yoksa ümmetinde salat-ı Havf kılmazlar. Ayrı ayrı iki cemaat olurlar. Ve bihi kâle cemaatun sivâhum var. Başka alimlerden, İmam Ebu Yusuf el-Müzeyni'den başkaları da buna zahip oldular. Amelen li kavlihi teâlâ, Cenab-ı Hak Hazretlerinin kavli şerifiyle amel olsun diye. Estaizu billah fe izâ künte fîhim. Sen onların içinde olursan ise salat-ı kavfi şöyle kıldı. Öyleyse bu Peygamber Efendimiz'e mahsus dediler. El-Ayet. Ve acab an zâlike Ebu Cafer rahimehullah fi ahiril bab. Fakat bu babın sonunda İmam-ı Tahavi buna cevap verdi. Ve kıyla buna cevap verdi. Ve kıyla denildi ki inne Ebu Yusuf raci an zalik. İmam Ebu Yusuf bu sözünden rücu etti. Yani Peygamber Efendimiz'e mahsustur dedi ama son bu kavlinden rücu etti. Yok dedi. Meşhurdur. Salat-ı Havf vardır dedi. Ve ahtare mehtare ev cumhur. İmam Ebu Yusuf da cumhurun ihtiyar etmiş olduğunu ihtiyar etti. Yani Peygamber Efendimiz'e has değildir dedi. فَاِنْ قَالُوا اَتْرَاز اِسْتَلَرْ كِ فَقَدْ رُوْيَ اَنْ غَيْرِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَ. Abdullah ibn Abbas'ın gayrisinden de rivayet edildi. مَا يُوَافِقُ مَا قُلْنَا. Bizim dediğimize muvafık. Yani salat-ı havf bir rekette demedi. Demedi bunlar. Diyor ki bunu teyit eden başka rivayetler de var. Mesela Abdullah ibn Abbas değil. Başka sahabelerden de var. فَزَكَرُوا zikrettiler. مَا شُلْ بِ الْحَدِيسِ كِ حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا قبيسة عن سفيان عن الركين بن ربيع عن القاسم بن حسان قال أتيت ابن بديع بل ابن بديع يكلم فسألته عن صلاة الخوف صلاة الخوف تنصر في صلاة الخوف مصلى فقال إيت زيد بن ثابت زيد بن ثابت كت فسأله ونصر زيد بن ثابت أصحاب كرم فَلَقَيْتُهُ ben Zeyd ibn-i Sabit'e gittim, mülakı oldum. فَسَأَلْتُهُ ona sordum. فَقَالَ Zeyd ibn-i Sabit radıyallahu anh buyurdu ki سَلَّى رَسُولُ اللّٰهِ سَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz kıldı. Kıldırdı salat-ı havf. Salat-ı havfi fi ba'di eyyami bazı günlerinde, bazı seferlerinde. فَصَفَّ صَفَّنْ خَلْفَهُ bir saf kendi arkasında kıldı. وَصَفَّنْ مُوَازِيَ الْعَدُو bir safta düşmanın karşısında koydu. فَسَلَّى بِهِمْ رَكَعَةً arkasında olanlara bir rekat kıldırdı. ثُمَّ ذَهَبَ هَا اُلَى namaz kılanlar gittiler. اِلَى نَصَافِ هَا اُلَى kılmayanların yerine. وَجَاءَ هَا اُلَى namaz kılmayanlar geldiler. اِلَى نَصَافِ هَا اُلَى kılanların yerine. فَسَلَّى بِهِمْ onlara da kıldırdı. رَكَعَةً bir rekat kıldırdı. ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ondan sonra da selam verdi. Bu da neyi teyit etti? Abdullah ibn Abbas'ın rivayeti. Ama bunda da İmam-ı Tahavi dedi ki bak Peygamber Efendimiz'i kim dedi?
O imamda duruyor en çok. İmam-ı Tahavi imamda duruyor. Fakat öteki Abdullah bin Abbas'ınki cemaatte. Onu az aşağı var bir şey. حدثنا أبو بكر قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان ثم ذكر بإسناده مثله وقال عبد الله بن بديع وزاد فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان وأبو بكر حدثني من أبيلة روايته bunu söyledi ki Zeyd bin Sabit Peygamber Efendimiz'in salatı harfini beyan etti fakat sonunda bir ziyadesi de var. Ne dedi? فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz için oldu. رَكْعَتَا iki rekat oldu. وَلِكُلِّ تَعِفَةٍ her bir taife içinde oldu. رَكْعَتٍ وَرَكْعَتٍ birer rekat oldu. İşte bu Abdullah bin Abbas'ın sözünü teyit etti. حَدَّسَنَا عَلِي بِنْ شَيْبَ قَالَ حَدَّسَنَا اُبَيْسَ ha. وَحَدَّسَنَا اَبُو بَكْرَ قَالَ حَدَّسَنَا مُؤَمِّن قال حدثنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثة عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهد بن الحنزلي قال كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان طبرستان دا سعيد بن العاص إلى برابر إيديك أصحابنا سعيد بن العاص عمرو بن العاص قردشي فقال أيكم شهد صلاة الخوف هنجنس صلاة الخوف حاضر أولي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تعمل فمنزل برابر Said bin Ulas, emir, soruyor ki hanginiz Resulullah ile beraber salat-ı havfi kıldı? Fekâme Hüzeyfet Hüzeyfe kıyam etti, fekâle ene. Dedi ki ben. Sümme feale mislellezî zekere Zeyd'ün sebaen. Ondan sonra da Zeyd ibn-i Sabit'in söylediği gibi söyledi. Ne dedi? Yani Resulullah Efendimiz bir taifeye namaz kıldırdı, bir taife düşmanın önünde bekledi. Ondan sonra bu namaz kılanlar gittiler düşmanın önüne, düşmanın önündekiler geldi. Bir rekette onlara kıldırdı. Ondan sonra selam verdi. Peygamber Efendimiz'in namazı iki oldu, cemaatin namazı da birer rekat oldu. Selam-ı cemaat konusunda öyle bir şey kim? Birincide. Evet, birincide selam vermeden gittiler, bitti tamam. Ha, selam vermedi. Bir rekat zaten. Diyor ki salatı bir rekattır. Peygamber Efendimiz selam vermedi. Peygamber Efendimiz ikide selam verdi. Onlar namazdan şıklık ettiler. Onu zikretmiyor. Selam verdiler, vermediler. Yani onu da zikretmiyor. O cemaat kendi başına selam verdi mi yoksa onların namazı selamsız mı tamam oldu? Onu bahsetmiyor. Yalnız ikinci taifeye Peygamber Efendimiz'le beraber selam verdiler. Haddesene bin Merzuk kâle haddesene Efvanu kâle haddesene Abdülvahid kâle haddesene عتية بن الحارس قال حدثني محمد بن الدهاس قال غزوت مع سعيد بن العاص محمد بن الدهاس diyor ki ben Said bin Al-As ile gazadaydım. Yukarıki hadiste geçti ya Tabaristan'da. Tabaristan nerede? İran'da. Fesâle nâse nâse sordu ki men şahide minkum salâten kavdunâ Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizle beraber salâta kavdu kim kıldı? Sümme zekere mislehu bu hadis-i şerifin mislini zikretti. Yani kim? Hüzeyfe kalktı dedi ki ben kıldım. Evet. Ondan sonra hadisi rivayet eyledi. Haddesene Ebu Bekret'e kâle haddesene Ebu Davud kâle haddesene el-Mes'udiyyü en yezîden fakiren Cabir ibn Abdillah kâle künnâ mâ Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem mukâbilen adûvî sümme zekere mislehu. Cabir ibn Abdullah da diyor ki Resulullah Efendimizle beraber düşmanın önündeydik ve böyle yaptı. Bir cemaate cemaatin bir kısmına bir rekat kıldırdı. Sonra onlar gittiler düşmanın önüne. İkincisi geldi. Onlara da bir rekat kıldırdı. Selam verdi. Resulullah Efendimizin namazı iki oldu. Cemaatin namazları da birer rekat oldu. Şimdi akla da bu muvafık geliyor. Neden? Hadar'da, istirahatta. Hali hadden istirahat. Namaz kaç? 4. Sefer olursa meşakkesi. Dolayısıyla meşakkat olduğunda 2 rekat Cenab-ı Hakk'a gidiyor. Düşman önünde olursa meşakkat daha ziyade. 1 rekat olması daha makul yanakla da öyle geliyor. Evet.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا المسعودي عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مقابل العدو ثم ذكر مستوى أحد. حدثنا أبو حازم عبد الحميد بن عبد العزيز قال حدثني أبو حفص الغلاس قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنبر فمنس سهل بن أبي حثمة في أنبر فمنس صلى كبر بأصحابه نمازنا أصحاب كرامة صلاة الخوف صلاة الخوف كبر بيدي فذكر مثله aynen böyle dedi. Yani Resulullah Efendimiz'in namazı 2 rekat oldu. Cemaatin namazı 1'er oldu. Bunları delil getirirse bizim hasmimiz diyor İmam-ı Tahavi. Bu hadislerinden kendi mezhebini tekviye ederse قِيلَ لَهُمْ onlara denilir ki هَذَا غَيْرُ مُوَافِقٍ bu muvafık değildir. لِمَا رَوَى مُجَاهِدٌ مُجَاهِدٍ rivayetine muvafık değildir. ولكنه بو موافق موافق لما روى عبيد الله عبيد الله روايتنا موافق ده kimden Ali bin Abbas radıyallahu anh Abdullah bin Abbas'a ona muvafıktı çünkü Beydullah ne dedi Resulullah Efendimizin namazı iki cemaatinki birer oldu halbuki Mücahit ne dedi hepsi bir yani İmam Tahavi'nin tutturmuş olduğu ki Peygamber'in namazı da birdi. Bir adam nasıl bir reketi kıldı cemaatine selamları çıkar. İkinci reket, ikinci taife nasıl namaz kıldı? Vakıtta salatı kavuk yok Resulullah'ın önüne. Kavuk olmaz. Şimdi bir reketi kıldıktan sonra ikincisini kıldırıp kıldırmayacak ki. Bir de yani insan düşünür. Şimdi Mücahid'in hadisine İmam-ı Tahavi itiraz ediyor. Diyor ki Resulullah'ın namazı da bildi. Birisi birinci reketi kıldırdı, bitti, selam verdi, ayrıldı. Öyleyse ikinciler ki ikinci adamlar kimle kılacak? İmamsız mı kılacak? Yok. Yani bunlar hep teyit ediyor ki Abdullah bin Abbas'ın rivayeti yani Peygamber Efendimiz'in namazına değil. Cemaatin namazı bir rekettir. Çünkü Peygamber Efendimiz imam olduğunda mecbur iki reket olacak. Ne peki? Mutlak mukayyed-i hamd-i fi evveli hazel bab bu babın evvelinde. لَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz مُحَالٌ مُحَلْدِكِ اَنْ يَكُونَ الْفَرْضُ عَلَيْهِ Ana farz ola ki tilke sala o namazda rek'aten vahiden bir vakit farz ola ثُمَّ يُسَلِّيهَا sonra o namazı kıla bir uhra diğer bir reketle لَا يُسَلِّمُ بَيْنَهُمَا aralarında da selam vermeye yani İmam-ı Tahavi'nin tutturmuş olduğu bu. Bu niye muhal oluyor ki? Yani Peygamber Efendimiz'e de bir rekat farz dedi. Bir rekatı kıldırdı, selam verip ayrılacak diyor. Tekrar ikinci bir rekatı da kıldırsın, ondan sonra selam versin. Bu olmaz, muhaldır. Niye muhaldır? Muhal olmaz ki. Muhal olmayan bir şey muhal olur. Bilakis Resulullah Efendimiz'in böyle yapması demek muhal değildir. Madem Resulullah Efendimiz böyle yapmış demek muhal değil. Aslında muhali nereden getirdi? Muhal, kat'i surette buna yol bulunmayan bir şeye muhal derler. Bu muhal değil ki. Yani buraya güzel bir tarif yapmak lazım. Yani bu İmam-ı Tahavi'nin bu delillerle istidlal edip hücum etmesi doğru değil ama başka delil var. O başka. Peygamber Efendimiz muhaldir ki bir rekat farz da bir daha ilave ettiğini olabilir. Hatta Peygamber Efendimiz bir defa namazı iki kıldırdı. Birisi dedi ki ya Resulullah namaz İki reket mi oldu yoksa sen mi unuttun? O zannetti ki yani yeni vehiy geldi de 4 reket namaz 2'ye indi. O da Zülyedeyn itiraz etmişler sakta. Enes'i de ya Resulullah dedi unuttun mu? Sen iki reket kıldın. O da dedi ki yok ne namaz 2'ye indi ne ben unuttum ikisi olmadı. O dedi ki hayır ders oldu sonra sabah ben kaç kıldırdım 2. Hemen kalktı 2 reket daha kıldırdı. Arada münakaşa oldu, mübahase oldu. Kalktı iki reket daha kıldırdı. Halbuki namaz bozulur mu bozulmaz mı konuşmayla? Bozulur. Ve Resulullah hiç bozmadan kalktı kıldırdı. Bu nedir? O Resulullah'a has oldu. Evet. Hasa isimli bir var ya sallallahu aleyhi ve sellem. Burada da bir reket farz olur fakat Peygamber Efendimiz ikisini orada da bir zaruret de var yani bir reket kıldırmasında. Sonra mesela Şafii mezhebinde de var ya bir sünnet kılan adam
beşine farzı kılan adam gelip iktidar edebilir. Adam nafile kılıyor, sen farza niyet edersen o nafile zararı caiz olur diyor. Yani dese ki Resulullah Efendimiz haydi bir rekati nafile kıldı. Peşinde kılanlar farz, bu olmaz. Bu Hanefileri de yine göre olmaz, Şafileri göre o da olur. Zaten esas Hanefi Şafi Resulullah'tan almış ya, şimdi bu aynı zamanda Şafilerin delili de olabilir. Peygamber Efendimiz'e de bir rekat farzdi. Öteki ikinci rekat nafileydi. Fakat onlara kıldırması, nafile olarak kıldırdığından demek farz kılanlar, nafile namaz kılanların peşine kılabilir. Onlara delil olur. Fakat bu uzun mesele. Şimdi uzun bu. Çok mesele su götürecek. Eğer uykun varsa yüzünü yıka. Evet. Fesebete bima zekerne. Bizim zikrettiğimizde sabit oldu ki enne farda salatel havfi rekatat. Salat-ı havfun farzi iki rekettir. Alel imam, imam üzerine. Sümme lem yüzekkiril me'mumin. Evet. Bu zikrettiğimizde ne anlaşıldı? İmam iki kıldı. İmamın farzi iki oldu değil mi? Resulullah Efendimiz iki kıldı. Sümme lem yüzekkiril me'mumin. Me'mumları hatırlatmedi. İkadain kaday ve la gayrihi. Kadanı gayrisi. Peygamber Efendimiz onlara dedim ki gidin kada edin. Yahut da kada etmeyin. Onu da demedi. Kendisi iki kıldı. Evet. Fihadil asar. Bu eserlerde. Lem müzekkir demesi bu müzekkir Zemir Peygamber Efendimiz'e raci. Lem müzekkir. Hatırlatmedi. Tezkir etme onlara. Memumlara, en memumin iktidar edenlere tezkir etmedi. Hatırlatmedi. Tembih etmedi. Bir kadayın gaza edin bir reketi. Bunu demedi. Ve la gayrihi. Gayrisini de söylemedi. Fihadi ilasar bu meselelerde olan bu. O zaman bütün gelen şey itiraz imamın iki oluyor. İki rekat değil dedi delilleri getirirken. Buyur. Delilleri getirirken imamın iki rekattır diyerek onlara kastırıyor. Buradan anlaşıldığına göre tabiyle. Cemaate kastırıyor. Evet. Aynen. Burada şimdi Mücahid'in hadisinde mutlak olduğundan diyor ki Mücahid'in hadisine bakılırsa imama da bir rekat ediyor. Mücahid'in hadisi halbuki mutlak orada. İmam bir kılacak diye bir şeydir. Yani ötekilerinde hep imam iki kılmıştır, iki kılmıştır, iki kılmıştır getiriyor. Fakat şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki kıldı. Cemaatte birer kıldı. Öteki cemaate gidin gaza edin dedi mi? Yok. Etmeyin, etmeyin de demedi. Edin de demedi diyor. Bu eserlerden böyle anlaşıldı. Ne? Bayin kasmu ala tenin fesalat cema'al evlat salli ba'dine cema'at taniye. Evet. Ve kulna yusalli reke vahide. İbn Abbas yekûl salatu khaf reke vahide. Reke vahide. El cemalu la salla reke. Halas. Ma sallu gayru. Vel cemaat taniye cev keman sallu reke. Vel imam salla reketeyim. Vel cema reke reke. Lakin huna yekûl yahtarid. Yekûl. Ellezi yekûl hâda. Yekûl el nebi sallallahu aleyhi ve sellem salla reketeyim. Ve izen salatu khaf yesir reketeyim. Bu reke vahide. طيب يقول هذا إمام إمام غير الإمام غير الجماعة فاحتمل أن يكون احتمال كي ولالر قضوا وجماعة برجكت كل دي ديجالرين دا كزايت مش ولالر ولا بد البت لازمدر فيما يوجبه النظر نظر قياس إيجاب etmiş olduğu şey de ki من أن يكونوا onlar olmuş ولالر قد قضوا ركعتين ركعتين birer rekat 70 kaza etmiş olurlar. Kıyas bunu icap eder. Madem birer rekat Resulullah Efendimiz'e kıldılar, birerini de kaza etmiş olurlar. لَاَنَّا رَيْنَ الْفَرْضَ عَلَى الْاِمَامِ Biz gördük ki imam üzerinde farz olan salat-ı emn vel-iqame. Emn-i ikamette hali hazırda ki farz مِسْلُ الْفَرْضَ عَلَى الْمَامُمْ سَوَاءً İmama farz olan neyse cemaate farz olan da odur. Hali ikamette imama 4 farz olan cemaatte de 4 farz olmuştur. Ve kezalike el fardu aleyhima fi salatil emni fi sefer. Seferde de emniyet oldukları vakitte imama farz olan 2 rekat değil mi? Cemaatte de farz olan 2. Seva. Onlar da müsavi. Ve muhalun muhaldir ki en yikun el me'mum me'mum ola fardu raketen. Onun fardı 1 rekat ola fe yedhulu me'a gayrihi gayrisiyle dahil ola مِمَّنْ فَرْضُهُ رَكْعَتَانْ Farz-ı iki rekat olanla namazı dahil olan. اِلَّا وَجَبَ عَلَيْهِ اِلَّا o
Me'muma da vacip olur. Ma vecebe ala imamihi. İmamına vacip olan ona da vacip olur. Yani madem imamın namazı iki idi, me'mum onu ikra ettiğinden o da iki olur. Ya bu da su götürür. Bu da su götürür. O doğru. Mesela misafir bir adam mümkün bir imam ikta ederse onun iki reketi dört olur. Bu öyle değil ki. Bu da demek istiyor ki madem imamın farzı iki idi, cemaatın farzı bir idi. Öyleyse kendisine bir reket farz olan bir adama muhaldir ki farzı iki reket olan Peygamber Efendimiz ikta idi. Niye bu? Biz kendimizce kaide yapmıyoruz ki. Biz kaideyi Resulullah'ın fiilinden alıyoruz. Resulullah Efendimiz böyle kıldırmış. Başkasına tabi değil ki o. Kendisi şeriatı beyan eden bir zat olduğundan dolayı şeriatı beyan için biz ona bakıyoruz. Halından ha cemaate birer reket kıldırmış. Kendisi iki reket kılmış ve cemaate de gidin namazlarınızı tamam edin dememiş. Bundan öyleyse Abdullah bin Abbas'ın sözü doğru. İmamın namazı iki, cemaatinki de birer oluyor. Muhal nereden çıkıyor? Diyor ki muhaldır. Cemaate imam var, iki farz diye bir şey de yok. İmam iki kıldı ama birinin nafile olarak kıldı. Olabilir işte. Nafile olarak kılabilir. Mümme vâhidi isteşhed fâfil hûf yeddefnû ve bidûn gâsîn. Eyvah, hâda gayr. Hâda gayr, hâda şehit hâda. Şehit hâda. Elâ tura enne musafiren. Sen görmez misin ki bir misafir? Lev dekhale fî salâti mukîmî. Bir mukîmin namazına girse sallâr ben dört kılar. فَكَانَ الْمَمُومُ مَمُومُ olur. يَجِبُ عَلَيْهِ عَنْ üzerine vacip olur. مَا يَجِبُ عَلَى اِمَامِهِ İmam üzerine vacip olan ona da vacip olur. وَيَزِيدُ فَرْضُهُ Onun farz ziyade olur. زِيَادَةِ فَرْضِ اِمَامِهِ İmamının farzının ziyadesiyle o da ziyade olur. وَقَدْ يَكُونَ عَلَى الْمَمُومُ Memum üzerine olur. مَا لَيْسَ عَلَى اِمَامِهِ İmamına olmayan şey memum üzerine olur. Bu da delil olmaz. O ona kıyas edilmez ki. Çünkü biz meşruiyetin iptidasındayız. Nasıl meşru kılındı? Bundayız ama meşru olmuş olur da bir şey ondan sonra onun üzerine kıyas yaparsa. Meşruiyetin evvelindeyiz. Misafir mükimin peşine namaz durdu mu imam mükim olduğundan o da mükim olur. Ve öyle meşru kılınmış. Ama meşru kılınsaydı ki misafir gene iki kılır ona neye itiraz edecekti? Meşruiyetin evvelinde misafiri iki rekat kılmak farz. İsterse tek başına kılsın, ister imamda kılsın. Olsaydı itiraz edebilir miydin? Yok. Ama yok. Resulullah Efendimiz'in zamanında misafirler bugün peşinde kıldığında dört kılmışlar. Ha öyle meşru olmuş. Bu da böyle meşru olmuş. Min zalik. Bundandır ki enna reynel mukim. Biz mukimi gördük. Yüselli halfel misafir. Misafirin peşinde kılır. Kılar. فَيُصَلِّي بِسَلَاتِي Misafirin namazını kılar. ثُمَّ يَقُومُ بَعْدَ ذَلِكَ Bundan sonra da kalkar. فَيَقْضِي تَمَامَ سَلَاتِ الْمُقِيمِ Mukimin namazını tamam eder. Misafir iki kıldı. Bu da iki kılar. Kalkar, tamam eder. Böyle gördük. فَكَانَ الْمَأْمُومُ Me'mum oldu. قَدْ يَجِبُ عَلَيْهِ An üzerine vacip olur oldu. مَا لَيْسَ عَلَى اِمَامِهِ İmamına vacip olmaya şey. İmamına kaç rekat farz idi? İki. Dört değil idi. Fakat muktedi mukim olduğundan dolayı imama farz olmayan sonki iki rekat ona farz oldu diyor. Evet. Evet. وَلَا يَجِبُ عَلَى اِمَامِهِ İmamın üzerine vacip olmaz. مَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ Onun üzerine vacip olmayan. Muktedi üzerine vacip olmayan imam üzerine de vacip olmaz. Bir de var ki evet imamın üzerine vacip olmayan şey kendi üzerine vacip oldu. قَدْ يَجِبْ عَلَيْهِ مَا لَيْسَ اِلَى اِمَامِهِ وَلَا يَجِبْ عَلَى اِمَامِهِ İmam üzerine vacip olmaz. مَا لَا يَجِبْ عَلَيْهِ Anın üzerine vacip. Ne demek istedi? Kendi üzerine, memum üzerine vacip olmayan şey imam üzerine de vacip olmaz. Bazen olur ki yani imama vacip olmayan memuma vacip oldu. İşte mukim iki rekat daha fazla kalktı kıldı. Çünkü imama vacip değildi. وَلَا يَجِبُ Halbuki vacip olmaz. عَلَى اِمَامِهِ İmamı üzerine. مَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ Kendi üzerine vacip olmayan imam üzerine de vacip olmaz. Öyleyse cemaate ne kadar farz idi? Bir reket. İmama iki reket farz olmaz. Oraya getirmek istiyor.
Madem cemaate bir rekat kılmak farz idi, imam iki rekat niye farz olsun? Olmaz. Dediğim gibi bu, biz meşruiyetin evvelindeyiz. Bir kaide kurulmuş da ona göre sen kıyas yapıyorsun İmam-ı Tahavi Rahimullah. O da gayi. Halbuki biz meşruiyetin evvelinde Resulullah Efendimiz öyle teşhir etmiş. فَلَمَّا سَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا Bizim bu zikrettiğimizdeki sabit oldu. وُجُوبُ الرَّكَتَيْنَ عَلَى الْاِمَامِ İmam üzerine iki rekatın vücubi. Nereden vücubi çıktı? Vücub değil ki bu. Bu rivayetlerin hiçbirisinde imam iki kıldı Resulullah Efendimiz. Fakat vacip olarak mı kıldı? Yoksa birisi vacip, birisi nafile mi? Birisi farz dedik. Onda şekü şüphe yok. Fakat ikincisi farz mı, nafile mi? Zikir yok ki. Diyor ki bu zikrettiğimizde imam üzerine iki rekat vacip oldu. Sebete enne mislehuma alel me'mum. Öyleyse me'mum üzerine de iki rekat vacip oldu. Valla bu iş delildi. Zayıf burada. وَقَدْ رُوْيَنْ حُزَيْفَةَ Hüzeyfe'den rivayet edildi. مِنْ قَوْلِهِ Hüzeyfe'nin kavlinden ki مَا يَدُلُّ عَلَى مَا تَأَوَّلْنَا Bizim tevil ettiğimize delalet eden şey Hüzeyfe'den nakledildi. فِي حَدِيسِهِ Onun hadisinde ve hadisi Zeyd'in ve Cabir'in ve İbn Abbas'ın radıyallahu anhüma. Bunların üçünün hadisinde de bizim bu tevilimize delalet eden hüccet bulundu ki اَنَّهُمْ Onlar قَدَوْ رَكْعَةً رَكْعَةً Birer rekat kaza ettiler. Böyle bir rivayet getirirsen o delil olur. Yani başka hadislerde geliyor ki onlar birer rekat kıldılar, birer rekat da kaza ettiler. İşte o delil olabilir. Şimdi onları getiriyor. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شريك عن أبي ساق عن سليم بن عيد أن حذيفة قال صلاة الخوف ركعتان وأربع سجدات. Bu rivayet. Hazreti Hüzeyfe'nin kavli mi bu? Rivayet değil. Resulullah Efendimiz'den rivayet etmiyor. Hazreti Hüzeyfe diyor ki salat-ı havf iki rekattir, dört secdedir. قال أبو جعفر فدل ذلك bu delalet etti ki على أنهم şunlara ki ashab قد كانوا فعلوا böyle yaptılar kezalike böylece yani birer rekat kaza ettiler مَعَا رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'le kıldıklarında birer rekat kaza ettiler فِي الْاَحَادِيثِ evvelki hadislerde birer rekat kıldılar ya Hazreti Hüzeyfe'nin kavlinden anlaşılıyor ki birer rekat da kaza etmişler. ثُمَّ اَعْتَبَرْنَا الْآثَارِ Sonra eserleri itibar ettik, araştırdık. هَلْ نَجِدُ ف۪يهَا مِنْ ذَٰلِكَ شَيْئًا Başka bir şey bulabilir miyiz? Namaz kıldıktan sonra gitmiş de birer rekat kaza etmişler mi? Hazreti Hüzeyfe'den kendi kavli olarak bunu işittik ama rivayet, Resulullah Efendimiz'den rivayet de var mı? فَيْزَنَ اَبُوْ بَكْرَةَ قَدْ حَدَّسَنَا قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ دَاوُدْ قال حدثنا أبو حرة عن الحسن عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنبر فلم صلى بأصحابه أصحابنا كبردي صلاة الخوف كبردي كم رواية ديور أبو موسى مشير رضي الله عنه فصلى بطائفة منهم ركعة ونر بطائفة بركعة كبردي وكانت طائفة بإزاء العدو بطائفة دشمن karşısında idiler فَلَمَّا صَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً Vaktaki bir rekat onlara kıldırdı. Selleme. Peygamber Efendimiz selam verdi. O birinci taife kıldı ya. Onlara bir rekat kıldırdı. Selam verdi. Fenekesu ala akabihim. Onlar gerisin geri gittiler. Yani düşmanın tarafına. Hatten teav ila ihvanihim. Demek düşman arka taraftaymış. Nekesu ala akabihim dediğine göre düşman gerideymiş. Gittiler kendi ihvanlarının yanına. ثُمَّ جَعَ الْآخَرُونَ Ötekiler geldiler. فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz onlara da kıldırdı. Rek'eten bir rek'et. ثُمَّ سَلَّمَ سُلَسْ سَلَامُ verdi. فَقَامَ كُلُّ فَر۪يقٍ Ondan sonra her bir firka kalktı. فَصَلُّوا رَكْعَةً Rek'eten birer rek'et kaza ettiler. Şimdi فَصَلُّوا رَكْعَةً bu izah etti. Eğer bu olmasa yukarısı Abdullah İbni Abbas'ın rivayetini teyit ediyor ki Resulullah Efendimiz iki selamla kıldırmış. Bir rekat birinci taifeye kıldırmış, selam vermiş. Bir rekat de ikinci taifeye kıldırmış, selam vermiş. E bu neye delalet etti? Salat-ı Havf'ın bir rekat olduğuna. Peygamber Efendimiz birincisini farz, ikincisini nafile kıldırmış oldu. Fakat sonra fesallu rak'aten demesi
O birinci taifede bir rekat kaza etmiş, ikinci taifede bir rekat kaza etmiş. Öyleyse salat-ı havf iki rekat. Fakat iki rekat olduğundan, bu arada bir müşkile daha var. Peygamber Efendimiz birinci taifeye bir rekat kıldırdı, selam verdi. İki rekat ise selam verdiği gibi namaz bozuldu. Namazın yarısında selam verilmez. Bir müşkile daha meydana çıktı. Ya fesallu raketen raketen, ya bu niye itibar etmeyeceksen, yahut da sellemeye itibar etmeyeceksen, ikisi birden olmaz. Bir adam namazı, dört reketli namazı iki selamla kıldırabilir mi? Yok. Akşam namazını iki selamla kıldırabilir mi? Yok. Sabah namazını bir rekat kılsın, selam versin, bir daha bir rekat kılsın, selam versin, bu da olmaz. Şimdi o arada sellemeyle, fesallu raketen raketen birbirine zıt geldi. Namazı bölmek de olmaz. Namazı bölmek de olur mu? Namazı bölmek. İşte öyle diyor. Bu olmaz. Fakat akhbara fi hada al hadis. Bu hadiste haber verdi ki ennehum ashab-ı kiram qada'u qada ettiler. Bir hareket qada ettiler. Ve beyyene, beyan etti bu hadiste ma vasafna, bizim vasfettiğimizi. Ki ennehu yehtemilu fil atharil uvel, evvelki eserlerdeki ihtimal ve kâne kavluhu sümme selleme. بعد الركعه الاولى birinci rekatten sonra Peygamber Efendimiz selam verdi. Bu kavli de ola yahtemilu muhtemil olur ki en yekuna selamen, bir selam ola ki la yuridu bihi, Peygamber Efendimiz o selamla murad etmedi kat as-sala, namazı kesmeyi. Velakin yuridu bihi, bununla murad etti i'lamel me'mumin, ikta edenlere bildirmeyi, mevdu'al insiraf, insiraf mevdu yani. Yani o selam namazdan çıkma selamı değil. O selamı verdi ki sizinki bu kadar. Siz gidin düşmanın karşısına. O selam onlara bildirmek kabilinden, namazı kesmek kabilinden. Esselamu aleyküm demesi. Yani bizde bir adam yanlış üçüncü rekata kalkar, beşinciye kalkar, ne deriz? Subhanallah. O subhanallah namazdan çıkmak demek mi? Yok, onu bildirmek demek. İşte bu da böyle. Resulullah Efendimiz'in bir rekata kılıp selam vermesi, yani siz artık musarif olun, gidin düşmanın önüne, öteki taife gelsin. Budur. Yoksa namaz iki rekettir. Ve Peygamber Efendimiz bir selamda çıkmıştır. Aradaki vermiş olduğu birinci selam namazdan çıkma selamı değil. Onlara bir reketi kıldınız, gidin, insiraf edin manasındadır. Haddesena Ali ibn Şeybe, kâle haddesena Kubeyse'tu, kâle Süfyan. حاو حدثنا أبو بكر قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن خصيف عن أبي عبيد عن عبد الله قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه. عبد الله بن مسعود diyor ki bazı günlerinde Peygamber Efendimiz salatı havfi kıldı. فَصَفَّ صَفًّا خَلْفَهُ, bir cemaat arkasında saf kıldı. وَصَفًّا مُوَازِيَ الْعَدُو, birisinde düşmanın hizasında kıldı. وَكُلُّهُمْ فِي صَلَاتٍ, hepsi de bir namazdaydı. Hepsi de bir namazdaydılar. فَصَلَّا بِهِمْ رَكَتَ, bunlara bir rekat kıldırdı. ثُمَّ زَهَبَ هَا اُلَا, bunlar gittiler. اِلَى مَصَفِّ هَا اُلَا, düşmanın önüne. وَجَاهَا هَا اُلَا, düşmanın önündekiler geldiler. اِلَى مَصَفِّ هَا اُلَا, namaz kılanların yerine geldiler. فَصَلَّا بِهِمْ رَكَتَ, onlara da bir rekat kıldırdı. ثُمَّ قَدَى, sonra kaza ettiler. رَكَتَنْ رَكَتَنْ, birer rekat kaza ettiler. ثُمَّ زَهَبَ هَا اُلَا, sonra bunlar gittiler ila mesafeha ula, birinci şey düşmanın önünde ve caha ula ila mesafeha ula, ondan sonra onlar gerisinden geri geldiler. Fakat o rekaten, onlar da bir rekat kaza ettiler. Demek ki Peygamber Efendimiz bir taifeye bir namaz kıldırmış. Ondan sonra onlar gitmişler düşmanın önüne. İkinci taife gelmiş. Onlara bir rekat daha kıldırmış. Peygamber Efendimiz selam vermiş, namazdan çıkmış. O peşindeki adamlar kalkmışlar, bir reketi kaza etmişler. İkinci taife. Buradan o anlaşılıyor. Yani bir adam imam selam verir de kalkar geçen reketlerini kaza ederse, aynen öyle olmuş. Selam vermişler, o ikinci taifenin namazı tamam olmuş. Fakat birinci taifenin namazı yarım kaldı. İkinci taife namazı bitirmiş, silahlarını almış, düşmanın önüne gitmişler. Birinci taife gelmiş. Birinci taife zaten bir reketi Resulullah Efendimiz'e kıldılar. Bir reketlerin de geldi gene orada namazla tamam ettiler. Evvelki yerlerinde tamam ettiler. Evet. Bu da bir mesele olur. Birinci taife gelmese de aynen orada namazlarını tamam etseler olmaz mı? Yoksa illa evvelki yerlerine mi gelecekler? Çünkü imam yok.
gelmeye lüzum var mı yok mu? Şimdi buradaki rivayette gelmişler. Fakat o gelmek vacip mi değil mi? Bu da ayrıca mevzu bahis. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا بكر بن بكر القيسي قال حدثنا عبد الملك بن الحسين قال حدثنا خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله عبد الله بن عباس روايته الذي قال لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف وقتك في أنبار الفنمز نماز صلاة الخوف قدرت في حرة بني سليم بني سليم حرة سنده حرة سياه تشتك olan yer. Medine iki şey var, iki harra var ya, harra şerkiye, harra garbiye. Bu Beni Selim şerkiyesi mi, garbiyesi mi onu bilmiyorum. Orada kıldırdı, sümme zekere nehvehu, eynen bahadis şerifi zikretti. Gayrı ennehu lem yeskur. Şu kadar var ki bu ikinci rivayette zikretmedi ve kulluhum fi salatı. Hepsi namazdaydılar. Ve zade, lakin bu ikinci rivayette ziyade iledi ve kânu fi gayril kibbem. Kıblanın gayrisindeydiler. Yani o birinci düşmanın önünde duranlar kıbla tarafında değillermiş. Kıblanın arkasında tabii. Bir de var hani birinci rekatı kılanlar düşmanın önüne giderken arkalarını kıblaya çevirdiler. Kıblanın önünde değil. Bazı rivayetlerde geçti onlar şeyde kıldıklarında Zat-ı Kırk'ta orada düşman kıblanın önündeydi. Şu halde Salat-ı Havuf'ta düşmana gittiği vakitte arkasını kıbleye çevirse namazı bozulmuyor. Bu var. Yalnız ve küllühüm fissalâ. Hepsi namazdaydı ne manasını. Yani birincide hepsi namaza başladı. Namaza başladıktan sonra bir taife silahlarını aldı düşmanın önüne gittiler. Ondan o anlaşılıyor. Allahu Ekber dediler. Peygamber Efendimiz de namaza başladılar. Bir kısmı silahını aldı gitti namazda. Bu iki namaz sayılıyor. Namazların tamamlamadan gidemez. Bir rekat kılıp. Yok, namazı hiç kılmadan bir kısmı. Hemen Allahu Ekber dedi. Bundan öyle anlaşılıyor. Hep namaza girdiler. Girdikten sonra bir kısmı silahını aldı, düşmanın önüne gitti. Bir kısmı bir rekat kıldılar. Bir rekat kıldıktan sonra onlar silahlarını aldı, gittiler. Gene namazdalar. Namazdan çıkmadılar. Gittiler düşmanın önüne. Birinci taife geldi. Zaten namazdalar onlar. Yalnız tekbiri almışlar. Birisi yok. Resulullah Efendimiz de onu tamam ettiler. Resulullah Efendimiz selam verdi. Kalktı birer rekette gaza ettiler, namazı bitirdiler. Gittiler, ondan sonra birinci taife geldi, onlar da namazı tamam ettiler. Şimdi bu meseleden anlaşılıyor ki, namaza girmeden iki taife olmuşlar değil. Demek ki sen bir adam bunu yapacak olursa cemaate tembih edecek. Hepiniz Allahu Ekber deyin. Ondan sonra filan taifede tebelerden tek ikiye ayrılmış ya. Siz Allahu Ekber dedikten sonra silahlarınızı alın, düşman önünde gidin. Ötekiler bir rekat kılar, ondan sonra gelirler, siz gelir, namazınızı tamam edersiniz. Bundan dua anlaşılıyor. Kale Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyurdular ki, fakat akhbara fi hadel hadis, ve hadiste haber verdi ki, ennehum qadav rekaten rekaten. Onlar birer rekat kaza ettiler. Zaten mühim olan da bu. Ve akhbara ennehum, haber verdi ki onların hepsi, dehalu fis salati temiyan, namaza beraber girdiler. Bu hadis böyle beyan etti. Hepsi beraber girdi. Fakat sonra ayrı ayrı kıldılar. Fakat mühim olan onlar birer rekat kaza ettiler mi etmediler mi? Ettiler. Bu rivayetlerde Abdullah bin Mesud'dan gelen rivayette kaza ettiler. Fakat sebete bimâ zekerna minel âsâr bu eserlerden, hadislerden zikrettiğimizde sabit oldu ki enne salâtel havfi salâtel havf rekatân iki rekattir. Gayrı enne hadis ibn Mes'ud şu kadar var ki Abdullah bin Mesud'un hadisi radıyallahu anh'a zekere fi bunda zikretti duhulehum cemaatin duhulünü fissalati namaza me'an hep beraber. Bu rivayette o ziyade var. Hep beraber girdiler. Fakat sebete bima zekerna minel atar enne salatel havfi rekatan gayre enne hadis ibn Mes'ud radıyallahu anh'a zekere fi zikreti duhulühüm fissalati me'an. Evet, bu okuduğumuz hadis-i şeriflerden anlaşıldı ki salat-ı havf iki rekettir. Bir reket değil, iki rekettir. Yalnız Abdullah bin Mesud'un hadisinde var ki hepsi namaza bir defede dahil oldular. Ayrı ayrı değil. Halbuki evvelki taife namaza dahil oldu. On ikinci taife dahil olmadı diğer hadislerde.
O bir rekete kıldılar, onlar gittiler, ikinci taife geldi namaza, sonradan girdiler. Resulullah Efendimiz onlara da bir rekat kıldırdı. Ondan sonra birer rekatlerini kendileri kaza etti. Abdullah bin Mesud diyor ki, hayır namaza hep beraber girdiler. Girdik, hatta kendisi de bulunmuş. Hep namaza girdik, fakat bir kısmı silahı aldı, namazın içinde olduğu halde düşmanın önünde bekledi. Bir kısmına Resulullah Efendimiz bir rekete kıldırdı. Ondan sonra onlar gittiler, ötekiler geldiler. Ötekiler geldi, bir rekat da onlara kıldırdı. Ondan sonra onlar kalktı, namazlarını tamam ettiler. Onlar gitti, ötekiler de namazını tamam etti. O zaman hepsi namaza birden girdi. Hepsi namaza birden girdi. Yani namaza olmuş oluyorlar. Namazlı olmuş oluyorlar. Evet. Diyor ki böyle olduğunda nikah hadis arasında ihtilaf oldu. Dün de geçti ya bu mesele hocam. فَاَرَدْنَا اَنَّنْزُرْ Öyleyse biz murad ettik ki bakalım. هَلْ عَارِذَ هَذَا الْحَد۪يسَ غَيْرُهُ Bu hadise başkası muariz oldu mu? فِي هَذَا الْمَعْنَى Bu manada. فَنَزَرْنَا فِي ذَلِكَ Muariz hadis var mı yok mu diye araştırdık. فَيْذَنْ يُونُسُ Baktık ki Yunus قَدْ حَدَّسَنَا bize rivayet eyledi. قَالَ حَدَّسَنَا بْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّسَهُ اَنَّافَعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بِنَ عُمَرْ كَانَ اِذَا سُعِلِ اَنْ صَلَاتِ الْخَوْفِ Abdullah ibn Ömer'e salat-ı havf'ten sual ettiklerinde قَالَ buyurdu ki يَتَقَدَّمُ الْاِمَامِ İmam tekadüm eder ve taifeti minen nas nasılın bir taife فَيُصَلِّي بِهِمْ İmam onlara kıldırır, rek'aten bir rekat kıldırır وَيَكُونُ طَائِفَةٌ bir taifete olur. مِنْهُمْ Müslümanlardan بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدُوُ Müslümanlar ile düşmanın arasında olur. وَلَمْ يُصَلُّوا Halbuki onlar namaz kılmadılar. Yani namaza girmediler. فَيَتَقَدَّمُوا تَقَدُّمْ eder اَلَّذ۪ينَ لَمْ يُصَلُّوا Kılmayanlar gelirler. Tekaddüm ederler. وَيَتَأَخَّرُوا الْآخَرُونَ Öteki kılanlar da teahhür ederler. فَيُصَلِّ بِهِمْ رَكَةً Onlara da bir rekat kıldırır imam. ثُمَّ يَنْصَرْفُ الْاِمَامُ İmam nusarif olur, namazı bitirmiş olur. وَقَدْ صَلَّى رَكَةً İmam iki rekette kılmış oldu. فَتَقُومُ كُلُّ طَائِفَةٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ O taifelerden her ikisi kıyam ederler. فَيُصَلُّونَ لَاَنْفُسِهِمْ Kendi kendilerine kılarlar. Rek'aten rek'aten birer rek'at kılarlar. Ba'den yansarifel imam, imam namazdan çıktıktan sonra fe yekunu kullu vahidetin minet taifeteyn bu iki taifeden her biri had sallu kılmış oldular rek'ateyn rek'ateyn ikişer rek'at kılmış oldular. Şimdi bu Abdullah bin Mesud'un rivayetine muhalif oldu. Abdullah bin Mesud diyor ki namaza hep beraber girerler. Abdullah bin Ömer'e diyor ki hayır nasıl yarısı girer Nas'ın yarısı da sonra girer. Kale Nafi'a, İmam-ı Nafi dedi ki La Arabne Ömer'e Abdullah ibn Ömer'i ben görmedim ki zekere zalik bunu zikretti kendiliğinden illa minen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem illa Peygamber Efendimiz'den öğrendi de zikretti. Fakat ahbere fi hadel hadis bu hadisle Abdullah ibn Ömer haber verdi ki enne duhule saniyeti ikinci taifenin duhuli fissalati namaza بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الْاِمَامُ İmam namaz kıldırdıktan sonra olur. بِالْتَائِفَةِ الْعُولَى Birinci taifeye rekat et. Birinci taifeye bir rekat. Kitab-ı kitap da şahidün şahittir lehaza buna şahittir. Yani namaza hep beraber girmezler. Evvela birinci taife girer, ikinci taife sonradan girer. فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالَ قَدْ Cenab-ı Hak Teala Hazretleri buyurdu. اَسْتَعَذُ بِاللّٰهِ وَنْ تَأْتِ طَائِفَةٌ اُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْ يُصَلُّ مَعَكُ وَنْ تَأْتِ gelir, gelsin. طَائِفَةٌ اُخْرَى öteki taife. Yani ikinci taife gelsin. Öyle taife ki لَمْ يُصَلُّوا namaz kılmamış olan taife. فَلْ يُصَلُّوا onlar da kılsınlar mâke seninle. Demek onlar namazda değil. Bu ayet-i kerime onu gösteriyor. Neden namazlı olmadıklarını anladık? لَمْ يُصَلُّوا feyli var. Namaz kılmamış olan ikinci taife gelsin. Onlar da seninle namazı kılsınlar. Fakat sebete bima vasafına bizim vesfettiğimiz bu şeyle sabit oldu ki enne duhule saniyeti ikinci taifenin duhulü fissalati namaza ba'de feragil imam minel rek'ati gula. İmam birinci rek'atten farig olduktan sonra
birinci rekati kıldıktan sonra ikinci taife namaza dahil olur. وَهَذَا الْخَبَرُ بُخَبَرُ دَ صَحِيُّ الْاِسْنَادِ İsnadı sahihtir. وَاَصْلُهُ Aslıdan merfu'un merfudur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet olunmuştur. وَاِنْ كَانَ نَافِعُنُ قَدْ شَكَّ ف۪يهِ Her ne kadar Nafi şekkettiyse de, Nafi diyor ki Abdullah ibn-i Emr bunu söyledi ama zannediyorum ki Resulullah'tan öğrenmiştir, şekkinin diyor. O şekketti ama hayır, hadisin aslı Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi ki sabit. Evet, ne vakitte şekketti? Fi vakti ma haddese bihi Malik. İmam-ı Malik bunu rivayet ettiği vakitte Nafi şekketti. Nafi şekketti ama fakat diyor ki başka yerlerde merfu gelmiştir. Şekke lüzum yok. وَهَاكَذَا رَوَاهُ عَنْهُ İmam Malik'ten böylece rivayet etti. اَصْحَابُ لَكَّابِرِ Onun ileri gelen büyük talebeleri böyle rivayet ettiler. Yani hadisin aslı Peygamber Efendimiz'den merfu olarak gelmiştir. حَدَّسَنَا عَلِيُّ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّسَنَا قُبَيْسَةَ قَالَ حَدَّسَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz namaz kıldı. Salatel khavf. Salat-ı khavfı kıldı. Fî bazı eyyamihi bazı eyyamında, bazı günlerinde. فَقَامَتْ طَائِفَةٌ bir taife kalktı. Minhum Müslümanlardan ma'ahu Resulullah Efendimizle beraber. Ve taifetun minhum Müslümanlardan bir taife de fîmâ beynehu ve beynel adû. Peygamber Efendimizle düşmanın arasındaydı. Fasalla bihim onlara kıldırdı rekatın bir rekat. Sümme zehebe haula bu namazı kılanlar gittiler. İlâ mesâfi haula düşmanın önünde olanların yerine gittiler. Ve câhâ haula o düşmanın önündekiler de geldiler. İlâ mesâfi haula namaz kılanların yerine. Fasalla bihim rekatın onlara da bir rekat kıldırdı. Sümme selleme aleyhim sonra onlara selam verdi. ثُمَّ قَدَتِ الطَّائِفَتَانِ Ondan sonra iki taife kaza ettiler. Rekaten rekaten birer rekat kaza ettiler. Bu rivayette Abdullah bin Mesud'un rivayetine muhalif oldu ki hepsi birden beraber girmemişler namaza. حَدَّسَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانُ وَاَحْمَدُ بْنُ مَسْعُودِ الْخَيَّاتِ قَالَ حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ عَنِ الْاَوْزَعِيِّ عَنْ اَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ عَلِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا İmam-ı Nafi Abdullah ibn Ömer'den rivayet eyledi. O mim evvel koymuş yanlış o. Mim hadan sonra. En Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet etti. Bir misli manalı. Bunun manasının misliyle rivayet etti. Yani lefiz başka ama mana bir. Ve kadravahu ve idâ yine bu hadisi rivayet eyledi. Salimun an ebihi merfu'an. Salim babası Abdullah ibn Ömer'den rivayet eyledi. Merfu'an merfu olarak. Yani Resulullah Efendimiz'den rivayet etmiş olduğu halde. Haddesena Yezid ibn-i Sinan. Kale haddesena Ebu Rabi'i Zehraniyyü. Kale haddesena Füleyh ibn-i Süleyman. An-i Zühriyi. An Salim'in an Ebihi ennehu sallaha. Evet. Abdullah ibn-i Ömer'den rivayet etti ki Peygamber o kıldı. Salat-ı khavfi ma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz de salat-ı khavfi Abdullah ibn-i Ömer kıldı. Kezalik böylece zikrettiğimiz gibi. Haddesena Ebu Muhammed Fehdu bin Süleyman kâle haddesena Ebu Yaman kâle akberena Şuaybin en-i Zühriye kâle akbereni Salim'in enne Ömer'e kâl. Salim rivayet etti ki Hazreti Ömer'in kendisi kâle buyurdu ki gazevtum ma'a Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'le ben gaza ettim. Gazevtuhu Gıbere Necid'in Necid tarafında gaza ettim. Tarafını beyan ediyor. Fevazeynel aduvve biz düşmana karşı durduk. Tüm mezekere mislehu bu hadis-i şerifin mislini zikretti. Yani bir taife düşmanın önünde durdu. Bir taife Resulullah Efendimiz'le namaz kıldı. Bir reketi. Ondan sonra onlar gittiler düşmanın karşısına. Düşmanın karşısındakiler geldi. Bir reketi kıldılar. Peygamber Efendimiz selam verdi. Namazları çıktı. Bu iki taife de birer reket kaza ettiler. Ve zehebe aharun başkaları da zahib oldu. Fî zâlike bu mesele hakkında ilâ mâ şul bir şeye ki haddesena Yunus. Yunus rivayet eyledi. Bu da başka bir şekil. Şimdi kaç şekil oluyor? Birkaç şekil oldu diye. Bir reket rivayeti var. Abdullah bin Abbas'ın rivayeti.
Bir de iki rekat rivayeti var. İki rekat rivayetinde de hepsi birden namaza girdiler fakat sonradan tamamladılar. Bir rivayete geliyor ki hayır, ayrı ayrı namaza girdiler. Şimdi bir de başka bir rivayet daha getirdi ki Yunus rivayet ediyor. قَالَ اَخْبَرَنَا اَبْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّسَهُ عَنْ يَزِيدِ اِبْنِ رُومَانِ İmam-ı Malik Yezid ibn-i Ruman'dan rivayet eyledi. An Salih ibn-i Havvat, Salih ibn-i Havvat'tan. O da kimden? Ammen bir kimseden ki sallam a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'le namaz kılan bir kimseden rivayet eyledi. Yevme Zatirrika, Zatirrika gününde. Bu gazanın adı Zatirrika idi. Ayaklarında ayakkabılar paramparça olmuş. Herkes parçalarıyla ayaklarını sarmışlar. Bunun için zatür rika diyorlar. Rika demek, yama demek. Bir rivayette de o arazi muhtelif. Beyaz, siyah, kırmızı olduğundan yamalı gibi onun için zatür rika demişler. Orada kıldırdı. Salatel havf, salatel havfı kıldırdı. Evet. O dedi ki saffet me'ahu. Peygamber enne taifeten bir taife saffet me'ahu. Resulullah Efendimiz de saffa durdu. Ve taifetün bir taifede vicahel adu, düşmanın önünde durdu. Fasallâ billezîne me'ahu, kendisiyle olanlara kıldırdı Resulullah Efendimiz reketen bir reket. Sünne sebete kaimen, sonra ayakta durdu. Ve etemmû li enfusihim. Kendi ayakta durdu, o peşinde namaz kılanlar namazı tamam ettiler. Demek ki iki reketin arasını ayırmamışlar. Resulullah Efendimiz durmuş, o peşindekiler namazı tamam etmişler. Sümmen sarafu, sonra onlar gittiler. Fesaffu ve cahil adu, düşmanın önünde durdular. Bunlar namazını tamam etti mi, etmedi mi? Etti. Bir reketi Resulullah'la kıldılar. Bir reketi de yalnız kendi başlarına kıldılar. Resulullah Efendimiz de ayakta bekliyorlar. Düşmanın önüne gittiler. Ve caeti taifetul uhra, öteki taife geldi. Fesallâ bihim, onlara da kıldırdı. Er-rek'atelleti, şu bir rek'ati ki bakiyet min salati, Resulullah Efendimiz'den baki kalan bir rek'ati de onlara kıldırdı. Sümme sebete calisen. Sonra Peygamber Efendimiz oturdu ve oturduğu yerde durdu, selam vermedi. Ve etemmû li enfusihim. O ikinci taife de bir rek'ati kalktı, kendi başlarına kıldı, iki rek'ati tamamladılar. Sümme selleme bihim. Ondan sonra selam verdi. Bak bu da başka türlü oldu. Evvela Resulullah Efendimiz bir reket bir taifeye kıldırdı. Kıldırdıktan sonra Resulullah Efendimiz kalktı, ayakta bekledi. Onlar namazın öteki reketini de kıldı, tamam ettiler, selam verdiler, düşmanın önüne gittiler. Düşmanın önündekiler geldiler. Resulullah Efendimiz onlara da bir reket kıldırdı, selam vermedi, oturdu, bekledi. Onlar kalktı, bir reket daha kıldılar, namazlarını tamam ettiler. Ondan sonra Resulullah Efendimiz onlara selam verdi. Bu yukarıki rivayetlerin hiçbirisine benzemedi. Haddesena Yunus'u kâle akberana ibn-i Vehbin enne maliken haddesehu an Yahya ibn-i Sa'idin enne Kasim ibn-i Muhammed ibn-i Ebi Bekir'in en Salih ibn-i Havvat il Ensari enne Sehl ibn-i Ebi Hasme akberahu. Haber veren Sehl ibn-i Ebi Hasme diyor ki enne salatel havf, salat-ı havf dedi, fezekere nehvehu, eynen bu yukarıda zikrettiğimiz gibi haber verdi. Ve lem yezkurhu anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, fakat Peygamber Efendimiz'den haber vermedi. Biz salat-ı havfi böyle kıldık dedi ama kim kıldırmış? Resulullah mı kıldırmış, başkası mı, onu beyan etmedi. Ve zâde fî zikril âhire, ikinci taifenin sonunda zikretti ki kâle dedi ki feyerke'u bihim, İmam onlarla rükû eder, bir rekat kılar ve yescudu, secde eder. Sümme yüsellimu, sonra imam selam verir. Burada o var. Halbuki dedi ki bunlar, Peygamber Efendimiz yukarıki rivayette bekledi. Onlar bir rekat daha kıldılar, sonra selam verdi. Bunda diyor ki hayır. İkinci taife geldiğinde onlara bir rekat kıldırdı ve secdeden kalktıktan sonra sümme yüsellimu, sonra imam selam verdi. فَيَقُومُونَ Onlar kalktılar. فَيَرْكَعُونَ لَاَنْفُسِهِمْ Kendi nefislerine kıldılar. اَرْرَكَةَ الْبَاقِيَ Bir reketi kıldılar. ثُمَّ يُسَلِّمُوا Sonra selam verdiler. Yani imam beklemedi onları. Şimdi iki rivayetin arasında şekil bir de imam
İkinci taifenin namaz bitmesini bekleyecek mi, beklemeyecek mi? Birinci rivayette diyor ki bekleyecek. İkinci de diyor ki beklemeyecek. İmamın namazı tamam oldu. Secdeden sonra tahiyyat oturur, selam verir. Haddesene Ebu Bekir'te, kâle haddesene Mu'ammilun, kâle haddesene Süfyanu an Yahya ibn Sa'idin, fezekere mislehu bi isnadihi. O da senediyle bu rivayeti rivayet edilir. Kîle lehum, bunlara denilir ki, inne hâzel hadis, bu hadis fîh andolucudur ki, ennehum sallu, bunlar namaz kıldılar. Ve hum me'mûmûn, halbuki bunlar müktedidirler. Müktedidirler. قَبْلَ فَرَاغِ الْاِمَامِ İmam ferag etmezden evvel, bitirmezden evvel, mines salati namazdan. فِي حَدِيسِ يَزِيدَ بْنِ رُمَانِ Yezid ibn-i Ruman'ın hadisinde عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتِ Salih ibn-i Havvat'tan o birinci hadis vardı ya, diyor ki onlar memum oldukları halde imamdan evvel namazdan farig oldular. Halbuki bu olmaz diyor. Niye? Onlar bir rekati Resulullah Efendimiz'le kıldılar. Resulullah Efendimiz ayakta durdu, bekledi. Bir rekat da kendi kendilerine kıldılar ve ayrıldılar. Halbuki bu olmaz. İmam-ı İkta eden adam imamdan evvel nasıl ayrılır? Evet. وَقَدْ رَذِيْنَا مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةً عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الْقَاسِمْ عَنْ اَبِيهِ اَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتِ خِلَافًا لِذَلِكِ İkincide ise, evet, böyle demedi. Salih bin Havvat'ta ne dedi? Evet. فَيَرْكَعُ بِهِمْ وَيَسْجُدُ سُمَّ يُسَلِّمُ Ya onda ne dedi ki? İkincisinde Resulullah Efendimiz ikinci taifeye namaz kıldırdı, selam verdi. Ötekiler de kalktı, bir rekati tamam ettiler. O iki rivayet arasında bu kadar bir fark var. Evet. اَنَّهُ سَبَّتَ Peygamber Yezid ibn-i Ruman'ın rivayetinde olucudur ki Peygamber Efendimiz sebat etti. بَعْدَمَا سَلَّ الرَّكْعَةَ الْعُولَى قَائِمًا Birinci rekatı kıldıktan sonra durdu ve اَتَمُّوا لَاَنْفُسِينَ Bu birinci taife kendi kendilerine namazı tamam ettiler. سُمَّنْ صَرَفُوا Sonra musarif oldular. سُمَّ جَاتِ الْاُخْرَى بَعْدَ ذَلِكَ Ondan sonra ikinci taife geldi. Bu birinci hadiste bu var. وَفِي حَدِيثِ شُعْبَةَ Şöbenin hadisinde اَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانَ نَذ۪ي اَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتِ اَنَّهُ صَلَّى بِطَائِفَةٍ مِنْهُمْ رَكَةً O taifeden birisine bir reket namaz kıldırdı. Sümme zehebe ha'ula bunlar gitti. İlâ nesaf ve ha'ula düşmanın huzuruna ve lem yeskur zikretmedi ki ennehum sallu kablen yansarifu. Münsarif olmazdan evvel namaz kıldılar bunu zikretmedi. Yani onlar orada namazı tamam ettiler mi yoksa sonradan mı kaza ettiler bunu zikretmedi. Fakat halefel Kasim Muhammed ibn-i Yezid ibn-i Ruman evet Kasim Muhammed'i halefel Kasim'i Kasim muhalefet etti. Kime? Muhammed ibn Yezid ibn Ruman. Muhammed ibn Yezid ibn Ruman'a muhalefet etti. Fe imkâne hâzâ yûkhadu min tariqil isnad. Eğer isnad tariqiyle bağlanırsa. Fe inne Abdurrahman an ebihil Kasim. Abdurrahman'ın babası Kasim'den rivayeti. O da kimden? En Salih ibn Havvat. Salih ibn Havvat'tan. O da en Salih ibn Ebi Hasme. Henteme değil. Hasme'den. Rivayet anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den o da Peygamber Efendimiz'den rivayeti ahsen daha güzeldir min Yezid ibn-i Ruman'ın salihin Yezid ibn-i Ruman'ın salihler rivayetinden daha güzeldir o da kimden? Ammen bir kimseden ki akbara ona haber verdi ve in tekafa yok eğer ikisini de kuvvetle bir tutarsıksa tedadda birbirine zıt olurlar ve izâ tedadda ikisi birbirine zıt olursa لَمْ يَكُنْ olmadı لَا اَحَدِ الْخَسْمِينَ İki hasmin birisi için فِي اَحَدِهِمَا Bu iki meselenin birisinde حُجَّتُنْ حُجَّت olmadı اِذْكَانَ الْخَسْمِهِ Hasmi için de oldu aleyhi ötekilerin aleyhinde مِسْلَ مَا لَهُ عَلَى خَسْمِهِ Kendisinin hasm üzerine hüccet varsa hasmin de onun üzerine öyle bir hücceti oldu öyleyse amel edilmez eğer iki senedi bir tutarsaksa Yok birisi kuvvetli olursa bu alınır. فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ Bir adam dese ki فَاِنَا يَحْيَ بْنِ سَعِيدِ يَحْيَ بْنِ سَعِيدِ قَدْ رَوَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ Kasim ibn-i Muhammed'den rivayet eyledi. O da kimden? En Salih ibn-i Kavvat. O da en Sehli. Sehl'den مَا يُوَافِكُمْ Muvafık olan bir şey rivayet eyledi ki Evet. Neye muvafık? مَا رَوَى يَزِيدُ بْنِ رُومَانِ Yezid ibn-i Ruman'ın rivayetine muvafık.
ve Yahya ibn Sa'id, Yahya ibn Sa'id'in rivayetine muvafık. Yok, Yezid ibn Rumman'ın rivayetine olan bir şeyi rivayet eyledi. Ve Yahya ibn Sa'id, halbuki bu Yahya ibn Sa'id de leyse bidun Abdurrahman ibn Kasim, Abdurrahman ibn Kasim'in dönümünde değildir. O da onun gibi sıkadır. Fiz zabdi vel hifz, zabıtta hifzde o da onun gibidir. Yani böyle derse ki bak Yahya ibn Sa'id Kasib ibn Muhammed'e, evet, Kasib ibn Muhammed'den, o da Salih ibn Havvat'tan, o da Sehel'den, evet, Yezid ibn Ruman'ın rivayetine karşı bir rivayet getirdi. Halbuki eğer sen zafiyeti alacak olursan sen Yahya ibn Sa'id Abdurrahman ibn Kasim'in durumunda değildir. O da o derecededir. Sabıtta hifizde. Bu vakitte cevap قِيلَ لَهُ وَنَا denilir ki Yahya ibn Sa'id kema zeker. Yahya ibn Sa'id senin dediğin gibi sıkadır. وَلَاكِنْ لَمْ يَرْفَعِ الْحَد۪يسِ اِلَى النَّب۪يِّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den rivayet etmedi hadisi, oraya laf etmedi. وَاِنَّمَا اَوْقَفَهُ عَلَى سَهْلٍ Sehel'de durdu. Sehel'in rivayetidir bu. فَقَدْ يَجُوزُ جَائِزْكَ اَنْ يَكُونَ مَا رَوَى Abdurrahman ibn Kasim en Salih, Abdurrahman ibn Kasim'in Salih'ten rivayet ola, huve lezî, o bir şey ola ki kezalik öylecedir. Yani esas mesele onun dediği gibi ola. كان عند سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة سهلين elinde Peygamber Efendimiz'den böyle hususu olan. ثم قال sonra onu da diye huwa min rayihi rayinden diye ma baqiya 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 kalan hadisin gerisinde kendi rayinden söylemiş olan. فَسَارَ ذَٰلِكَ رَيًا مِنْهُ Bu sehelden bir ray olur. La anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet olmaz. وَلِذَٰلِكَ bunun için der ki lem yerfa'u bu hadisi ref etmedi Yahya Yahya ref etmedi ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki Sehl'in rivayeti merfu değil. Bunun için Yahya sikadır ama fakat kimden alıyor? Sehl'den. Sehl ise onu merfu olarak rivayet etmiyor. Onun için zayıf kalıyor. فَلَمْ مَحْتَمَلَ ذَٰلِكُ Vakta ki buna muhtemel oldu mazikena bizim zikrettiğimiz اِرْتَفَعَ قَطْتِ اَنْ يَقُومَ بِهِ حُجَّةٌ Bununla hüccet ikamesi mürtefi oldu. قَطْتِ اَيْضَا Yukarıdaki gibi. Yani bunun, bu da delil olamaz. وَالنَّزَرُ يَتْفَعُ ذَٰلِكُ Nezer de bunu def eder, kabul etmez. لَاَنَّا لَمْ نَجِدْ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَةِ Biz namazdan hiçbir şey bulamadık ki. اَنَّ الْمَأْمُومَ مُكْتَدِي يُصَلِّي شَيْئًا مِنْهَا O namazdan bir şeyi kılar, kadder imam, imamdan evvel bulamadı. Müktedi, imamdan evvel namazın bazı efalini yapar, bulamadı. وَاِنَّمَا يَفْعَلْهُ الْمَأْمُومُ Müktedi işler, مَعَ فِعْلِ الْاِمَامِ İmamın fiiliyle beraber, imamla beraber işler, اَوْ بَعْدَ فِعْلِ الْاِمَامِ Yahut imamın fiilinden sonra, imam yaptıktan sonra yapar. وَاِنَّمَا يُلْتَمَسُ İltimas olunur. İlmü mehtulife fî ihtilaf olunan bir meselenin ilmi aranılır. Neden? Mimma ücme aleyh kendisinde icma olunan şeyden aranılır. Bir meselede ihtilaf oldu mu? Öyleyse bakalım icma olan meselelere bakalım. Ona kıyas edelim, oradan halledelim. Fe'in galû deseler ki katre'ynâ tehvilel veçî Biz yüzün tehvilini gördük. Enel kıbleti kıbleden kad yecudu fihadis salabun namazda caiz. İnsan yüzünü kıbleden çevirir. Ve la yecudu fi gayriha. Halbuki gayrisinde caiz değildir. Yani demek istiyor ki bu salat-ı havftur. Sen icmai ne diyeceksen bunda bazı hususi şeyler de olur. Nitekim salat-ı havfta insanın arkası kıbleye gelir. Ama diğer namazlarda gelmez. Bir. Eğer diğer namazlara kıyas edecek olursa bunun da olmaması lazım. Halbuki salat-ı kavfi caiz. Evet. وَلَا يَجُدْ فِي غَيْرَ فَمَا يُنْكِرُونَ قَضَاءَ الْمَامُونَ قَبْلَ فَرَغِ الْمَامِ كَذَلِكَ فَمَا وَالْبِشَيْ كِي يُنْكِرُونَ inkar ederler. قَضَاءَ الْمَامُونَ Mâmûn bir müktedinin kaza etmesine. قَبْلَ فَرَغِ الْمَامِ İmamın ferahından evvel kezalik o da böylecedir. Yani bir reketi Peygamber Efendimiz'le kıldılar. Peygamber Efendimiz ayakta durdu. Bir reketi de kendi kendilerine kıldılar. Siz buna itiraz ediyorsunuz. Halbuki bu diğer namazlara kıyas edilmez. Nasıl yüzünü kıbleden çevirmek salat-ı havfde caizse bu namazda da imam bitirmezden evvel cemaat namazını bitirebilir.
Evet. Kezalik cüvvide fi hadis salat. Bu namazda tecviz edildi. وَلَمْ يُجَوَّزْ فِي غَيْرَهَا Başka namazlarda tecviz edilmedi. Hiçbir namazda yüzünü kıbladan çevirirse herhangi bir namazda namaz batıl olur. Salat kalktı, batıl olmaz. Öyleyse bu da böyle olabilir. Bir reketi imamla kılar, bir reketi de kendi başına kılar, imamdan evvel. Olur demek istedi. Böyle itiraz ederse قِيلَ لَهُ ona cevap verilir ki اِنَّ تَحْوِيلَ الْوَجْعَنِ الْقِبْلَ Yüzü kıbladan tehvil. قَدْ رَيْنَاهُ اُب۪يحَ Biz gördük ki o da mübah kılındı. فِي غَيْرَ هَذِي الصَّلَى Bu namazın gayrısında o mübahdır. Lil özür, özür için. Sen diyorsun ki hiçbir namazda yüzü kıbladan döndürülmek yoktur. Halbuki var. فَاُب۪يحَ فِي هَذِي الصَّلَى Salat-ı havufta mübah kılındı yüzün kıbladan çevrilmesi كَمَا اُب۪يحَ فِي غَيْرَهَا Onun gayrısında başka bir namazda da mübah kılındığı gibi. Hangi namazmış öyle? Öteki namaz hangisiymiş? وَذَٰلِكَ بُ دَا اَنَّهُ مَجْمَعُ Ulema icma ettiler ki اَنَّمَنْ bir kimse ki كَانَ مُنْهَزِمًا مُنْهَزِمُ اُبْدِ Düşman bozdu, düşmandan kaçıyor. فَحَدَارَةِ السَّلَاةِ Namaz vakti geldi. Bu adam ne yapacak? Dursa düşmana esir gidecek. Geçse namazı var. فَحَدَارَةِ السَّلَاةِ Namaz hadir oldu. فَاِنَّهُ يُصَلِّي Bu adam kılar ve imkâne alâ gayrı kibletin kıblenin gayrısını olsa bile namaz kılar. Atın üzerinde kaçıyor. Hem de kıblenin tarafında değil, düşman kıble tarafından geliyor mesela. Yahut da yandan geliyor, yüzü kıbleye değil, bu adam kaçıyor. Namaz vakti hazır oldu, ne yapacak? Atın üzerinde namazını gene kılacak. Bu da harbinde düşünmüyor ki. O da her bunda diyor ki işte salat-ı havfun gayrisi bu. Kaçıyor adam. O da her. Öbür taraftan da diğer... Bu daha tehlikeli. Ötekinde salat-ı havf de bilfiyel nareke yok. Bu daha tehlikeli bir düşman boğuyor. Rakip olmaz rakibe. Yani bu onları ikna etmez. Dediğin gibi. Öbür tarafta da kendi diğerlerine gelsin. İlk evvelde sağ ol. Felemmâ kâne... قَدْ يُصَلِّي كُلَّ السَّلَاةَ لَا غَيْرَ كِلَّ لِعَلَّةِ الْعَدُولِ فَلَمَّا كَانَ وَقْتَكُ وَرْضِ قَدْ يُصَلِّي كِلَ رُضِ كُلَّ السَّلَاةِ Namazın hepsini عَلَى غَيْرِ الْكِبْلَةِ Kiblenin gayrısına لِعَلَّةِ الْعَدُولِ Düşman illeti için düşman koyuyor namazı başından sonuna kadar kiblenin gayrısına kırmak caiz oldu. وَلَا يَفْسُدُ ذَٰلِكَ عَلَيْهِ وَلَا يُفْسِدُ ذَٰلِكَ Bu da ifsad etmez aleyhi ona salate ve namazın ifsad etmez. كَانَ انْصِرَافُهُ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ Öyleyse kıblenin gayrisine insiraf etmesi مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ namazın bazısından اَحْرَى daha layıktır ki اَنْ لَا يَدْرَّهُ ذَلِكَ ona zarar vermez. O zarar vermez. Çünkü salat-ı havufta yüzünü her vakit değil, bazısında, namazın bazısında tehlil ediyor. Ama bu hepsinde. فَلَمَّا وَجَدْنَا أَصْلًا فِي الصَّلَاةِ Vaktaki namazda bir asıl bulduk ila غَيْرِ الْقِبْلَةِ Kıblenin gayrisine öyle asıl ki mücmehan aleyh anda icma olunmuş ki ennehu kadiye cüzü bil özürü özür dolayısıyla yüzü kıbladan çevirmek caiz olur. Atefna aleyhi an üzerine atfettik mehtulife fihi ihtilaf olunan şeyi min istidbaril kıbleti kıbleye arkayı çevirmekten fil insirafi insirafta bil özürü özürü için. Evet. Bir özür dolayısıyla bir rekete kıldılar, ondan sonra arkasını kıbleye çevirdi, düşmanın önüne gitti. Yani bu namaz bozuldu diyemeyiz. Niye? Tehlike var, onun için caizdir. وَلَمَّا لَمْ نَجِدْ Bunu bulduk, yüzünü kıbleden döndürmek için bir yol bulduk. وَلَمَّا لَمْ نَجِدْ Vaktaki bulamadık. لِقَضَاءِ الْمَامُومِ Müktedinin kaza etmesini, kılmasını kabden yefrugal imam minessalâh İmam namazdan farig olmazdan memumun kılıp namazı bitirmesini bulamadık. Aslan buna bir asıl bulamadık. Fîmâ hükmü aleyh icma olunan meselelerde bulamadık. Yedüllü aleyhi öyle asıl ki yedüllü aleyhi buna delalet eder. Fena'atifu aleyh biz de onun üzerine atfedelim. Bir asıl bulalım da bunu ona atfedelim ki işte filan namazda da imamdan evvel cemaatten birisi namazını bitirir çıkar. Böyle bir asıl bulamadık.
ki bunu buna atfedelim. اَبْطَلْنَ الْعَمَلَ بِهِ Öyleyse bununla ameli iptal eyledik. وَرَجَعْنَا اَلَى الْاَثَارِ Eserlere rücu ettik. Öyle eserler ki el-ukar, diğer eserlere. اَلَّتِي قَدَّمْنَا زِكْرَهَ Zikrini teklim ettiğimiz eserlere rücu ettik ki yani bu olmaz. Bir rekete kıldırsın. Ondan sonra ayakta dursun. Onlar o namazı tek selam kılsınlar. Selam versin de geçsinler. Bunu iptal ettik. Çünkü mücme'ün aleyh olan meselelerden bir mesele bulamadık. Öyleyse o haberi kabul etmedik. Onu iptal ettik. Ondan evvelki rivayetlere rücu ettik. O da nedir? Onlar kılmayacaklar. Bir rekete kılıp hemen düşmanın önüne gidecekler. İkinci taife gelecek. Onlara da imam kıldıracak. Ondan sonra birer rekat kaza edecekler. Asar-ı Uhav dediği de bu. Bunlara rücu ettik. Elleti me'aha öyle asar-ı Uhav ki me'aha anlarla olucudur. Ettevatür, tevatür o haberlerle olucudur. Ve şevahidül icma, icma'ın şahitleri de onlarla olucudur. Bu bir tek rivayettir, şazdır. Bu da bir rivayet. Başka bir şekil daha var. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خِلَافُ ذَٰلِكَ كُلِّهِ Hazreti Ebu Hureyre bir rivayet etti ki bunların hiçbirisine benzemiyor. O da başka bir rivayet yaptı. Hatta bazıları der ki salat-ı havf 17-18 dürlüdür. Resulullah Efendimiz o kadar çok bilmiş. Evet. Hazreti Ebu Hureyre de rivayet ediyor ki حَدَّسَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِ قال حدثنا حيوة وابن لهيعة قال أخبرنا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن الأسدي أنه سمع عروة بن الزبير يحدث عن مروان بن الحكم عروة بن الزبير مروان بن الحكم ذا رواية ديورك أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه حضرت أبو هريرة يسؤال فيك هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف سأل رسول الله فنمز صلاة الخوف قدمني قال نعم evet, kıldım. قال مروان مروان dedi ki meta ne vakit kıldın? قال أبو هريرة رضي الله عنه عام غزوة نجد. Necd'e gazve ettiği zaman kıldım. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz kıyam etti salatül asr ikindi namazına. Ve kâmet me'hu taifetun bir taife Resulullah Efendimizle namaza başladı ve taifetun ukra mukabilul adu. Öteki taife de düşmanın karşısındaydı. Ve zuhuruhum ilel kıbleti. Arkaları da kıbleye tarafıydı. Fekebbera Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz tekbir aldı. Ve kebberu cemi'an me'ahu. Peygamber Efendimizin yanındakilerin hepsi tekbir aldı. Vellezine mukabilul aduvi. Düşmanın önünde olanlar da tekbir aldı. Arkaları da kıbleye doğru. Arkaları da kıbleye doğru oldukları halde bu iki taifede tekbir aldılar. Sümme rekâ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem reketen vahide. Peygamber Efendimiz bir reket kıldırdı. Ve rekaat me'hu o reketi kıldı. Peygamber Efendimiz de taifetülleti telihi. Kendisinin yanında olanlar o reketi kıldı. Sümme secede ve secedet me'hu ve taifetülleti telihi. Resulullah Efendimiz secde ettiği kendisiyle beraber olanlar da secde yaptılar. Ve naherûn ötekiler de kıyamın ayakta duruyorlar. Mukabilül aduv düşmanın karşısında. Fakat tekbir almış namaza girmişler ama rekete girmiyorlar. Düşmanın karşısında duruyorlar. Sünne kâme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kıyam etti. Ve kâmetü taifetülleti me'hu. Evet. Peygamber Efendimiz ikinci rekete kalktığı gibi onunla namaz kılanlar da kalktılar. فَذَهَبُوا اِلَى الْعَدُوِ Silahlarıyla düşmanın karşısına gittiler. فَقَابَلُوهُمْ Düşmanın karşısında durdular. وَاَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ مُقَابِلِ الْعَدُوِ Düşmanın önünde olan taife geldi. فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا Resulullah Efendimizle bir reket kıldılar ve secde ettiler. Yok. Kıldılar, kendi başlarına kıldılar. Onlar geldiler, bir rekat kıldılar ve secde ettiler. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaimun kemahu. Resulullah Efendimiz de ayakta duruyor. Hani onlar bir rekete ulaşamadılar ya. Halbuki tekbir almıştılar. Resulullah Efendimiz onları bekledi. Onlar geldiler, kendi kendilerine bir rekatı kıldılar. Secdeyi yaptılar. Resulullah Efendimiz ayakta bekliyor. Ayağa kalktılar.
Sümme kâmû, secdeden kalktılar. Ferakâ Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem rekâten ukrâ. İkinci rekâti Resûlullah Efendimiz onlara kıldırdı. Ferakâû mâhû, onlar da beraber kıldılar. Sümme secde ve secedû mâhû. Resûlullah Efendimiz secdeye gitti, onlar da secdeye gittiler. Sümme ekbeletit taifetul ukrâ. Öteki taife geldi. Elleti kânet mukabilil adû. Düşmanın önünde olanlar. Selam da bir oldu. Acayip bir şey. Görmediğiniz zaman. Evet. Çünkü tekbir aldılar, hepsi birden tekbir aldı. Fakat bir kısmı düşmanın önünde duruyor, bir kısmı Resulullah Efendimiz'le beraber kıldılar. Kıldılar, Resulullah Efendimiz'i reketi bitirdi, ayakta durdu. O bir rekete kılanlar silahlarını aldılar ki düşmanın önünde gittiler. Düşmanın önündekiler geldi. Onlar bir reket, bir secde, bir reket kendi başlarına kıldılar. Resulullah Efendimiz ikinci reketi onlara kıldırdı. Kıldırdı, oturdu. Oturdu, onlar da oturdular. Onların da namazı tamam. Ondan sonra birinci taife geldi. Onlar da bir reket kıldılar. Bir reketi kılmıştılar, bir reket daha kıldılar. Ondan sonra Peygamber Efendimiz hepsine birden selam verdi. Fakat burada düşmanı boş koydular. Ya düşmanın önünü boş koydular. Demek ki orada böyle kılmışlar yani. Haddesene bin Ebi Davud, kâle haddesene Muhammed bin Abdillah bin Nümeyr, kâle haddesene Yunus bin Bükeyr, an Muhammed bin İshak, kâle haddesene Muhammed bin Cafer bin Zübeyr, Cafer bin Zübeyr, an Urvet bin Zübeyr, an Ebi Hureyre radıyallahu anh, kâle sallâ Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem salâtel havf, Peygamber Efendimiz salâtel havfı kıldı, fesed'an nâse sed'ayni, cemaat ikiye böldü. فَصَلَّ الطَّائِفَةٌ خَلْفَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Bir taife Peygamber Efendimiz'in peşinde namaz kıldı. وَطَائِفَةٌ فُجَاهَ الْعَدُوُ Bir kısmı da düşmanın önünde idiler. فَصَلَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بِمَنْ خَلْفَهُ رَكَدِ Resulullah Efendimiz kendi arkasında kibara bir reket kıldırdı. وَسَجِدَ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ İki secde de onlara yaptı. ثُمَّ قَامَ Resulullah Efendimiz kıyam etti. وَقَامُوا مَعَهُ Onlar da kıyam ettiler. فَلَمَّ اسْتَوَوْا قِيَامًا Baktık onlar tam ayağa kalktılar. رَجِعَ الَّذ۪ينَ خَلْفَهُ Arkasında olanlar gerisin geri gittiler. وَرَاهُمْ فَالْقَحْقَرَى Yüzleri kıblaya oldukları halde arkası üstü gittiler. فَقَامُوا وَرَاءَ الَّذ۪ينَ بِإِذَاءِ الْعَدُوُ Gitti, düşmanın karşısındakilerin yerini aldılar. وَجَعَ الْآخَرُونَ Ötekiler geldi. وَقَامُ خَلْفَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamberimizin arkasında durdular. فَصَلُّوا لَاَنْفُسِهِمْ رَكَتَ Kendi kendilerine birer reket kıldılar. وَرَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَائِمْ Peygamber Efendimiz ayakta bekliyor. ثُمَّ قَامُوا Sonra kalktılar. Birinci reket dikilip. فَصَلَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِهِمْ اُخْرَى Peygamber Efendimiz ikinci reket onlara kıldırdı. فَكَانَتْ لَهُمْ وَلِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَكَتَانْ Bu ikinci taifenin ve Peygamber Efendimiz'in namazları ikişer oldu. Kaldı birinci taife, onlarınki bir reket. وَجَعَ الَّذ۪ينَ بِيْزَاءِ الْعَدُمْ Düşmanın önündekiler geldi. فَصَلُّوا لَاَنْفِسِهِمْ رَكَتَانْ وَسَجْدَتِينَ Kendi başlarına bir rükû ve iki secde yaptılar. ثُمَّ جَلَسُوا خَلْفَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in arkasında oturdular. فَسَلَّمَ بِهِمْ جَمِيعًا Hepsini birden bir selam verdi. فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ Bu hadiste olucudur. تَحَوُّلُ الْاِمَامِ اِلَى الْعَدُوُ İmamın düşmana tehavvülü. وَبِالطَّائِفَةِ اللَّتِي صَلَّتْ مَعَهُ الرَّكَعَةِ Onlara bir reket bildirdi ya, bir de bu taifeyle tehavvül oldu. وَلَيْسَ ذَٰلِكَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْآثَارِ Eserlerden hiçbir şey de bu yok. İmam düşmana taraf döner. Yahut da cemaate taraf döner. غَيْرَ هَذَا الْحَدِثِ Bu hadisten başka. فِي كِتَابِ اللّٰهِ عَلْسَ وَكَدْ Cenab-ı Hakk'ın kitabında olucudur. مَا يَتِلُّ عَلَى دَسْتِ ذَٰلِكَ Bunu rad eder. İşaret vardır mesela. لَنَّ اللّٰهِ عَلْزَ وَكَدْ Cenab-ı Hakk'ın Hazretleri bilirdi ki, قَالَ
فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ Onlardan bir taife kıyam etsinler. مَعَكَ سَنِيلًا وَلْيَاخُذُوا أَسْلَحَةً Silahlarını da alsınlar. فَإِذَا سَجَدُوا سَجْدِ اِتْلَهِمْ فَلْيَكُونُ مِنْ وَرَائِكُمْ Sizin veranızda olsunlar arkanızda. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ اُخْرَى Geri taife gelsin. Böyle taife ki لَنْ يُسَلُّوا Namaz kılmadılar. Hadi yusallu ma'ak seninle beraber namaz kılsınlar. Bu rivayeti Hazreti Ebu Hureyre'den gelen bu rivayeti bu ayeti kerimenin işareti reddeder. Ve fi hazihi ayeti bu ayette oluşudur. Mâne yâni iki mâna. Öğlenme iki mâna ki mûcibâni itâbedeti li zes'i hâzel hadis bu ayetisi def eden iki mâna vardır. Ehadûmâ mânânın birisi kavluhu lem yusallu. Namazı kılmadır. Kılmayan taife gelsin. Fel yusallu ma'ak seninle kılsınlar. Onlar hiç namaza girmemişler. Bir bu. İkincisi فَهَذَا يَدُلَّ عَلَى أَنَّ دُخُولَهُمْ فِي الصَّلَةِ Onların namazda dukuli اِنَّمَا هُوَ فِي حِينِ مَجِئِهِ Geldikleri vakitte oldu. لَا قَبْلَ ذَلِكَ Yoksa ondan evvel değil. وَقَوْلُهُ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ نَعَدْ Evet. Mevli Şerifi Cenab-ı Hakk'ın فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ نَعَدْ Seninle beraber bir taife kıyam etsin. İşte bu bir. Birisi seninle namaz kılsın. Birisi de sonradan gelsin girsin. Bak birisi evvelden Peygamber Efendimiz'le namaza girmiş. Birisi de vel te'ati taifetun ufra lem yusallu. Hiç namaza girmemiş olan ikinci taife gelsin seninle kılsın. Sünne kâle vel te'ati taifetun ufra lem yusallu fel yusallu ma'i. Bu namaz kılmayanlar gelsinler. Fezekerel ityane lit taifeteyni ilel imam. Evet. İki taifenin de imama gelmesini zikretti. Zekere lütyane lüt taifeteyn ilerim olsun. Şimdi birincisi neydi? Feltekum taifetun minhum ma'ad. Ve liyakudu eslihaten. Feizâ secedu feliyekûnu min verâikum. Ve lütâti taifetun ukralen yusallu. Fel yusallu ma'ad. Hani birinci taifenin ityanı yok ki, ikinci taifeye ityan var. وَالْتَعْتِ تَعِفَةٌ اُخْرَى لَنْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكْ فَذُكِرَ الْاِتْيَانُ اُلِتْ تَعِفَةٍ اِلَلِ İtiyan. İlkisi de imama gelecek. Zaten biri duruyor. Biri duruyor, kendine yok ki. Birisi imamının beraber kılıyordu. Yani maksedi bu. Birisi imamından beraber zaten kıldı. Demek işte ona itken dedi. Birisi de düşmanlarındaydı, o geldi. Yani ikisi de imamından beraber oldu. وَقَدْ وَافَقَ ذَٰلِكَ Bu muvafık oldu. مِنْ فَعْلِ رَسُولُ اللّٰهِ سَلَّمْ بَعْلِ سَلَّمْ Ember Efendimiz'in fealinden الْاَثَارَ الْمُتَوَاتِرَ Mütevatir olan eserlere اَلَّتِي بَدَنَا بِذِكْرِهَا zikrinle başladığımız eserlerin muvaffak olduğu sahi evlâ min hâzel hadîs. Ayet-i kerime bu hadisten evladır. Yani yukarıda zikretmiş olduğu hadisler Kur'an'a muvaffak geldi. Ama buradaki Hz. Ebu Hureyre'nin ki Kur'an'a muvaffak gelmedi. Öyleyse Kur'an'da zikredilen suret daha evladır. وَذَهَبَ آخَرُونَ فِي صَلَاتِ الْخَوْفِ اِذَا مَا حَدَّسَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ وَبِنْ مَرْزُوْهِ Bir takım cemaatler salat-ı khavfi Ebu Bekir ve İbn-i Merzuk'un rivayet etmiş olduğu şekle sahip oldular. Kâra Ebu Bekir ve İbn-i Merzuk buyurdular ki Şüddesen Ebu Asim Hayl Aş'as Alun Hasan Ebi En Ebi Bekir Efendi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Salla bihim salatı kavfi Hazreti Ebu Bekir diyor ki Resulullah Efendimiz salatı kavfi bize kıldırdı. Salla bi taifetin minhum Müslümanlardan bir taifeye kıldırdı rekateyn iki rekat. Sından sarafu onlar düşmanın önüne getirdiler. Ve ceala harun düşmanın önündekiler geldi. Fasallâ bihim rekâteyni onları da iki rekât kıldırdı. Fasallâ Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem erba'an. Peygamber Efendimiz dört kıldı. Fasallâ kullu taifetin rekâteyni. Her iki taifet iki rekât kıldı. Bu da başka. Bu ötekilerin hiçbirisine benzemiyor. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو حرة عن الحسن عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أباد
قال حدثنا يحيى عن ابي سلمة عن جابر بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الركعة ذات الركعة ينبل فالمزبر ذات السيوف فيقيمة الصلاة ثم ذكر مثله namaz ikame edildi ve bu şekilde zikretti ki Peygamber Efendimiz iki reket bir taifeye, iki reketi bir taifeye kıldı. Haddesene ibn-i Huzeyme kâle haddesene Muhammed ibn-i Abdülmeri kibne bi şevari kâle haddesene Ebu Avane an Ebi Bişin an Süleyman ibn-i Kaysin an Cabir ibn-i Abdillah kâle kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muharibe hasafete hasafet bir kebili olacak. O ayet وريح بليوتي فصلى بهم صلاة الخوف صلاة الخوف بالذي فذكر مثل ذلك إذا جلبوا رواية كبيرة رواية كبيرة فقال قوم بهذا بجماعة ولما ننبر قسمين böyle dediler ve zâmu anne salâta l-khawfi kezâlik salâta l-khawfi de böyledir cemaat iki kısım olacak imam iki reket bir cemaati iki reketi bir cemaate kıldıracak imamın namazı 4 olur, onlarınki de 2 olur. وَلَا حُجَّةَ لَهُمْ Bunların kendi lehlerine bir hüccet yoktur. عِنْدَنَا bizim indirizde. Yani bu hadis kendilerine delil olamaz. كِيَاذِ الْاَسَرْ bu rivayetlerdir. لَاَنَّهُ يَجُودُ جَائِزْ كِوَلَا اَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ سَلَّهَا كَذَلِكَ Peygamber Efendimizin böyle görmüş olduğu caiz ola لَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي سَفَرٍ Seferde olmadı Peygamber Efendimiz. Öyle sefer ki يُقَصِّرُ فِي نِسْيِ الصَّلَاةِ Yahut da يَقْصِرُ فِي نِسْيِ الصَّلَاةِ Namaz gasfedilen bir seferde değildi. Yani müddeti sefer gitmemişti. Medine'den çıkıp da müddeti sefer gidecek ki sefer ola. O öyle bir sefer değildi, yakın idi. Namaz iki reket değildi, 4 reket idi. Onun için Resulullah Efendimiz yarısını cemaatin birisine kıldırdı, yarısını da birisine kıldırdı, kendisi de öyle tamam etti. Onlar da sonraki şereket kaza etmiş olalar. Fasallâ bikulli taifetin raketeyn. Her iki taifeyi iki reket namaz kıldırdı. Sümme kadavu. Sonra onlar da kaza ettiler. Ba'de zâlik Resulullah Efendimiz'in selamından sonra raketeyn ikişe reket kaza ettiler. Böyle olmak ihtimali var diyor. Ve hakeza nekulu biz böyle deriz nehlu biz izâ hadaral adû fî Mısır. Düşman şehre gelirse biz de böyle yaparız. Sefer yok, düşman gelmiş, şehrin içine girmiş. Fe râd ehlu zâlike misre yusallu salâta kavf. O şehir halkı hemen gidiyor, hem de salâta kavfı kılacak. Nasıl kılar? Fe alû hakeza. Böylece kılarlar. Evet. يعني بعد أن يكون تلك الصلاة ونماز الظهر صرا ظهرا أو عصرا أو عشاء böyle ikindi yahut da yatsı olursa böyle kılarlar. Akşam olursa akşamınki başka. İki reket bir tek reket bir sabah namazı birer reket. قالوا dediler ki فَإِنَّ الْقَضَى قَضَى مَا ذُكِرَ zikredilmedi. Şimdi onlar diyorlar ki siz kada etti diyorsunuz. Hadiste kada lefzi geçti mi? Bunlar kada ettiler. Zikredilmedi. Zeyle lehum onlara denilir ki kadi ediyoruz caiz olur ki en yekunu oralar. Kad kadav kaza etmiş olalar ve lem yunkan zalik onların kada ettikleri nekrolunmadı ki haberi haberdir. Caiz onlar kaza ettiler fakat haberde zikredilmedi. Ve kad yeciyum fil ahbar haberlerde gelir misli haza bu misilli şeyler kesilen çok gelir. O rivayet o vakanın bir kısmını rivayet eder, iki kısmını rivayet etmez. Ve in kânû lem yakudû yok eker kaza etmezlerse ve inde zâlik bu indene bizim indimizde la hüccete fî eyle kâne onların lehetlerine hüccet yoktur. لَاَنَّهُ يَتُوذَ اَنْ يَكُونَ ذَٰلِكَ Şahit ki bu ola كَانَ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Kendi Efendimiz zamanında olmuş ola bu وَالْفَرِيدَةُ فَرِيدَةَ فُسَلَّا كَلَنِرْدِ حِينَ اِذِنْ O vakitler merreteyn iki kere kalınırdı فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فَرِيدَةَ Resulullah Efendimiz'in her iki kıldırdığı da farz olmuş ola
وقد كان ذلك يفعل بو işlenirdi ki evveli İslam, İslam'ın evvelinde sünnet-i müsta sonra nefret olur. Hem Peygamber Efendimiz dört kıldı, namazı dört kıldığından dolayı değil. O vakitler İslamiyet'in iktidasıydı, farzlar iki defa kılınırdı. Bir adam evde iki defa kılardı. İkindi iki defa kılardı. Resulullah Efendimiz de iki kılmış oldu. Bir cemaate bir kıldırdı, tekrar öteki cemaate de kıldırdı. Yine Hadar'ın namazı değil de seferi namazı ikişer kıldırmış oldu. Yalnız kendisi iki defa kılmış oldu. Peki İslamiyet'in evvelinde bu var idi, sonra nesledildi dedi. Bunu ispat etmek için rivayet ediyor ki Haddesena Hüseyin ibn-i Nasr'ın Kale Semiyat-ı Yezid ibn-i Harun Kale Akberena Hüseyin ibn-i Muallim En Amr ibn-i Şuayb En Süleyman'a Mevla Meymunet'e radıyallahu anh'a Kale Atiyetül Mescid'e Hazreti Meymun'a radıyallahu anh'ın kölesi Süleyman diyor ki ben mescide geldim. Fereyit ibn Amr ibn Ömer'e calisen, Abdullah ibn Ömer'i oturur gördüm. Ve nâsı fissalâh, nâs namaz geliyor, o da oturuyor. Fekultu ona dedim ki, elâ tusallimin annâs, cemaatle kalkıp da namaz kılsana. Fekâle buyurdular ki, fessallîtü fî rahlî. Ben kendi eşyam olduğu yerde namazı kıldım. Yahut da ev manasına da gelir de rehli yani eşyayı nereye koymuş sonra da yani evimde kıldım bu burada kesti bu fi rehli el rehel el menzil ve seken o manaya da geliyormuş evet fil hadis delilüne la enel cülüse fil mesid ve nas yusallüne la yukrehi zekanel cahilüse kad salla bir adam bundan şu çıkar ki mescide geçse kendi farzı kılmış nas geliyor. Kendisinin oturması mekruh olur mu? Olmaz. Evet. فَقَالَ قَدْ سَلَّيْتُ فِي رَحْلِ اِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Çünkü Peygamber Efendimiz neha nehyetti. اَنْ تُسَلَّا قِلُنَا فَرِيدَةٌ bir farz merreteyn iki kere. Bir farz iki kere kılmasında nehyetti. Demek bu varmış evvelce. Bir adam evde kılar namazı. Gelir ki mescitte de kılıyorlar. Bir de mescitte kılarmış. Sonra Peygamber Efendimiz nehyetmiş bundan. فَالنَّهْيُ نَهِي لَا يَكُونُ اِلَّا بَعْدَ الْاِبَاحَةِ Nehy olmaz illa ibaheden sonra. Yani evvelce mübahmış da sonra da nehyedilmiş. فَقَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ هَاكَذَا يَسْنَعُونَ Müslümanlar böylece işlerdiler. فِي بَدْءِ الْاِسْلَامِ İslam'ın evvel iktidasında. يُسَلُّونَ فِي مَنَازِلِهِمْ Kendi menzillerinde kılardılar. ثُمَّ يَتُونَ الْمَسْجِدَ Sonra mescide gelirdiler. وَيُسَلُّونَ تِلْكَ الصَّلَاةِ O namazı bir daha kılardılar. اَلَّتِي اَدْرِكُوهَا idrak etmiş oldukları o vakit bir daha kılardılar. عَلَى اَنَّهَا فَرِيدَةٌ Hem de farz olarak kılardılar. Evinde farz kılmış. De gelmiş ki cemaat kılıyor. Yine farz niyet ederek onu da farz olarak kılardılar. فَيَكُونُ قَدْ صَلُّوا فَرِيدَةً Onlar farz olarak kılardılar, merreteyn iki kere. Hatta nehâhum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en zâlik. Hatta Peygamber Efendimiz bundan nehyetti ki farzı iki defa kılmayın. Ve emere ba'de zâlik. Ondan sonra Resulullah Efendimiz emretti. Men câilel mescidi. Her kim mescide gelirse fe edreke tilkes salâh okulmuş olduğu namaza idrak ederse en yusalliyaha o idrak etmiş olduğu cemaatin namazını da kıla ve yece'adaha fakat onu kıla nafileten nafile kıla. Evde namazını kıldı. Ondan sonra geldi ki o namazı camıda kılıyorlar. Onu gene kılsın ama nafile olarak kılsın, farz olarak değil. Peygamber Efendimiz böyle dedi. O da nafile vakti ise, nafile vakti değil ise o da olmaz. Sen sabah namazını evde kıldın, geldin ki camda da sabah namazı kılacaklar. O nafile vakti değil, vakit hiç kılamazlar. Önle de olur. İkinden sonra olmaz. Yatsıdan sonra olur. Diğerlerinde olur. Hı? Yok, onlarda da yok. Onlar da camiye girerse tahiyyetül mescid olur da olur, yoksa onlarda da yok. Onlar da bizimler, sebepsiz onlarda da olmaz. Oradan alıyorlar onlar. Sebepsiz onlarda da caiz değil. Sebepsiz. Şimdi sen geldin. O camiye, camda farzı kılacaklar. Sen tahiyyetül mescid onların mezhebinde kılabilirsen. Ama cemaatinin değil.
Tayyip-i Mescid ayrıca kılarsan başka. Bize Tayyip-i Mescid de kılamazsan. Onlarda Tayyip-i Mescid kılarsan. Hayır, o gelecek de ayrıca nafile niyet edecek. Onlarda da caiz değil. Onların diğer mezheplerde diyor ki, kerahat vakıtlarında bir sebep olursa o sebep o kerahati kaldırır. O da ne? Tahiyyet-i Mescid. Başka yok. Abdest aldıysa bir şeyde abdest. Yok, Tahiyyet-i Mescid abdest olmaz. Yalnız Tahiyyet-i Mescid'de var. Şafirler. Tahiyyet-i Mescid'de var ki, Peygamber Efendimiz siz girdiniz mi hemen camıda iki rekat Tahiyyet-i Mescid kılın. Onun için onu diyorlar ki o kerahati kaldırır. Müstesna o. Yoksa yine kerahat bakın onlarda da var. وَتَرَكَ اِبْنُ عُمَرَ الصَّلَاةَ مَعَ الْقَوْمِ Abdullah ibn Ömer o cemaatle namazı terk etti. Yani onlarla kılmadı, oturdu. يَحْتَمِلُ bu muhtemil olur. İndana bizim indimizde darbeyl iki şekli muhtemil olur. Yahut da tereke deriz de terkü doğru. وَتَرْكُبْنِ عُمَرَ Abdullah ibn Ömer'in terki olur. Neyi terki? الصَّلَاةَ namazı terki. Mehal kavim cemaatle o namazı terk etti de kılmadı, oturdu. Bu olur. Yahtemil, o da haber olur. Mühtemil olur indene. Bizim indimizde darbeyin iki şekli ihtimali vardır. Yahtemilu en yekûne tilke salâh. Mühtemil olur ki o namaz ola. Salaten bir namaz ki la yutatabba'u ba'daha. Ondan sonra tatavu olunmazdı. İkindi namazı gibi, sabah namazı gibi Abdullah ibn Ömer geldi ki onlar namazı kılıyor. Halbuki o namaza da tatavu olarak giremezdi. Çünkü tatavu kendisinden sonra tatavu olmayan bir namaz idi. Bir ihtimal bu ola. فَلَمْ يَكُنُ يَكُوزُ caiz olmazdı ki en yusalliyaha وَنَ قِلَى اِلَّا عَلَى اَنَّهَا فَرِيلًا Nafil olarak kılamaz, illa farz olarak kılacak. فَقَالَ Onun için Abdullah bin Ömer dediler ki نَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz nehyetti neden? اَنْ يُصَلَّى فَرَيْضَةٌ فِي الْيَوْمِ مَرَّتَيْنِ Bir farz bir gün iki defa kılmak, yani iki kere bir farzı kılmak, bunu nehyetti. فَلَا يَجُوزَنْ اُصَلِّيَهُمَا Benim onları kılmaklığım caiz olmadı, farizatan farz olarak. لَاَنِّي قَدْ صَلَّيْتُهَا Ben farzı kıldım, merredim bir kere kıldım. İkincisinden de Peygamber Efendimiz nehyetti. وَلَا اَدْخُلُ مَعَهُمْ Ben onların namaza girmem. لَاَنِّي لَا يَجُوزُ لِي Bana caiz değildir. اَتَّطَوُعُ نَافِلَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ O vakıtta da nafile caiz değildir. Nafile caiz olmayan bir vakit. İhtimalin birisi bu. Bu da bir sabah namazında olur. Bir de ikindi namazında olur. وَيَحْتَمُلُ اَنْ يَكُونَ İhtimali, ikinci ihtimal da şu ki ola سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهْيَ Peygamber Efendimiz'den nehyi işitmiş ola. En i'adetiha o namazı iade eden iade etmekten ala hadel mana şu mana üzerine ellezi öyle mana ki neha anhu Peygamber Efendimiz ondan nehyetti. Yani bir farzı iki defa kılmayın. Bunu eşitmişti. Sümme rakhasa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonra Peygamber Efendimiz ruhsat verdi. Ba'de zalik bu nehiden sonra ki اَنْ تُصَلَّى عَلَى اَنَّهَا نَافِلَةً Farzı kıldınız mı? İkinci defa farz kılmayın. Bunu nehyetmişti. Fakat sonradan ruhsat verdi ki nafile olarak kılın. Farz olarak değil de. Farzı madem evvel kılmışsınız, ikinci defa geldiniz, cemaati buldunuzsa nafile olarak kılın. Buna ruhsat vermişti. فَلَمْ يَسْمَعَ ذَٰلِكَ Bunu da işitmedi. İbn-i Ömer radıyallahu anh ve Abdullah ibn-i Ömer bu ruhsatı işitmedi. Yahut da böyle oldu. İki ihtimal var. Onun için Abdullah ibn Ömer kılmadı diyor, oturdu. فَنَزَرْنَا فِي ذَٰلِكَ Biz bu meselede aradık, nazar ettik. فَيْذَا بْنُ اَب۪ي دَاوُدِ İbn-i Ebi Davud'i bulduk ki قَدْ حَدَّسَنَا bize rivayet eyledi. قَالَ حَدَّسَنَا الْوَهْبِيُّ قَالَ حَدَّسَنَا الْمَاجِشُونَ اَنْ اُسْمَانَ بْنِ سَعَيْدِ بْنِ اَب۪ي رَافِ قَالَ اَرْسَلَنِي مِحْرَزُ بْنِ اَب۪ي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Mehrez ibn Ebi Hureyre beni gönderdi ile İbn Ömer, Abdullah ibn Ömer es'eluhu, ben ona sual ettim. İza sallar raculu zuhre fi beyti, bir adam evleyi evinde kılarsa sümme cailel mescidi, sonra mescide gelirse ve nasu yusallune, nasta evleyi kılıyorlar. Fasalla ma'ahum, onlarla beraber bir daha kılarsa eyyetuhuma salatuhu, bu iki namazın hangisidir onun farzı?
Bir evinde kıldı, bir de cemaatle kıldı. Bunun farzı hangisidir? Evde kıldığı mıdır, cemaatle kıldığı mıdır? Bunu yollamışlar. Bu Üreyre'nin ne oğlu mühriz kime göndermiş? Mühriz mi, mühriz mi? Ona da bakmadık ki. Mühriz, evet. Abdullah ibn Ömer'den sormuş. فَقَالَ اَبْنُ اَمَرْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا Abdullah ibn Ömer buyurdu ki, صَلَاتُهُ الْعُولَى Onun farzı birincisidir. Ya ikincisi nafiledir. فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ Bu hadis ne olucudur ki, اَنَّ اَبْنُ اَمَرْ Abdullah ibn Ömer قَدْ رَاءَ gördü ki, اَنَّ الثَّانِيَةِ ikincisi tekûnu tatavvan nafile olur. فَدَلَّ ذَٰلِكُ Bu delalet etti ki, عَلَى اَنَّ تَرْكَهُ Abdullah ibn Ömer'in terk etmesi, lissalati namazı, fi hadisi Süleyman, Süleyman'ın hadisindeki namazı kılmadı, mescitte oturdu demesi, innemâ kâne bu oldu, leennehâ salatun bir namaz idi ki, o namaz la yecûzu en yutatavva'a ba'daha, o namazdan sonra nafile kılmak caiz olmazdı. İşte öyleyse demek ya sabah namazıymış ya ikindi namazıymış. Fe in kânet fi hadisi Ebi Bekret'e ve Cabir, Ebu Bekir ve Cabir'in hadisinde olduysa اَلَّذ۪ينَ زَكَّرْنَا zikrettiğimiz yukarıda ne olduysa كَانَ اَوْلَ الْحُكْمِ hükümlerin evlası evet مَا وَصَفْنَا bizim vasfettiğimiz اَنَّ مَنْ صَلَّى فَرِيدَةً bir adam bir farz kılarsa جَازَنْ يُعِيدَهَا وَنِعَادِيدَ فَتَكُونَ فَرِيدَةً O da farz olur. Ve lizalik sallaha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun için Peygamber Efendimiz kıldı merreteyn iki kere bit taifeteyn iki taifeye ve zalike huve bu caizun caizdir le bekiyel hükmü ala zalik hüküm bunun üzerine bakı kalsaydı o vakitte caiz idi. Yani bu sonki Ebu Bekir'in rivayetinde ne dedi? Peygamber Efendimiz cemaat ikiye ayırdı. İki reket birisine kıldırdı, iki reket birisine kıldırdı. Bu hepsi de farz oldu. Ama bu dediğimiz diyor doğru olurdu. Bu vasfettiğimiz şekil doğru olurdu. Eğer bu nesk edilmemiş olsaydı. Yani İslamiyet'in iktidasında bir adam iki defa bir farzı kılabilirdi. Eğer o vakitte olmuşsa doğrudur. Resulullah Efendimiz iki defa kıldırmış. İki birisine, iki de birisine. Yok. Nehiden sonra olmuşsa vakitte mesele değişir. فَأَمَّا اِذَا نُسِخَ yok nesledildiyse فَنُوْيَ نَهْيُلُنْدِيْسَ تُسَلَّا فَرِيدَةٌ مَرَّتِينَ bir farz iki defa kılınması nehyolundiyse fakat اِرْتَفَعَ ذَٰلِكَ الْمَعْنَى bu mana mürtefi olur. اَلَّذِي öyle mana ki لَهُ onun için sallâ kıldırdı بِكُلِّ طَائِفَةٍ her iki taifeye rekatin iki rekat وَبَطَلَ الْعَمَلُ بِهِ bununla temel batıl oldu. Yani o zaman kıldırmış Resulullah Efendimiz o vakitte farz iki defa kılınır imiş. Bu mana için kıldırdı ama sonra da nehyedilmiş. Bu nesk edilmiş. Onun için salat-ı havfde iki reket bir taifeye kıldırsın, iki reket bir taifeye kıldırsın bu kalkmıştır. Emel bunun iptal edilmiştir. Niye? O hüküm mensuk olmuştur. فَلَا حُجَّةَ لَهُمْ bunların delil olmadı fi hadis Ebi Bekret'e ve Cabir Ebi Bekret'in ve Cabir'in hadislerinde onlar için bir delil olmadı. لِحْتِمَالِهِمَا مَا ذِكَرْنَا bizim zikrettiğimizin ihtimal olduğu için. O da ne? İslamiyet'in evvelinde vardı. Resulullah Efendimiz kıldırdı ama sonra da nesk edildi. حَدَّسَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ حَدَّسَنَا حِبَّانِ yani nehi hilalin. قَالَ حَدَّسَنَا هُمَامٍ قَالَ حَدَّسَنَا قَتَادَةُ اَنْ عَمْرِ لَهُ اَحْوَمْ اَنْ عَمْرِ بْنِ شُعَيْبِ اَنْ خَالِدِ بْنِ اَيْمَنِ الْمُعَافِرِ قال كان اهل العوالي اهل العوالي oldular yusalluna fi menazilihim kendi menzillerinde namazlarını kılardılar ve yusalluna ma'an nabiy sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimizle de kılardılar fenehahum rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimiz nehyetti en yu'idu salah namazı adeden nehyetti fi yevmin bir günde merreteyn iki kere bir günde bir vakti bir namazı iki defa kılmadan nehyetti. Demek ki İslamiyet'in evvelinde varmış. Evvali işte meşhur burada. Evvali'yi biliyorsunuz. Cennetül Bekir'den o öte tarafa evvali derler. Bab-ül Evvali evet. işte. Bab bu bab. Ondan sonrası evvali. Evet. Orada kalan olurmuş. Eshabın bir kısmı oralarda kalırmış.
evlerinde kılarlarmış. Sonra Mescid-i Resulullah'a gelirlermiş ki namaz kılınmamış, bir daha kılarlarmış. Sonra Resulullah Efendimiz nehyetmiş. Kâle emrün kad zekertü zâlik. Ben bunu zikrettim. Emir diyor ki Said ibn-i Müseyyeb, Said ibn-i Müseyyeb'e söyledim. Fekâle dedi ki sadaka, sadık oldu. Bu rivayeti yapan kimdi? Halid ibn Eymen. Halid ibn Eymen'in söylediğini tesdik etti Said ibn Müseyyeb. Yani Halid ibn Eymen'den Amr ibn Şeyb rivayet etti. Halid ibn Eymen böyle deyince ravi Amr acaba doğru mudur? Gitti bir de Said ibn Müseyyeb'e sordu ki Halid ibn Eymen böyle diyor, doğru mudur? O da dedi ki doğrudur. Ehl-i evvel'i kerre kılardı, Resulullah Efendimiz nehyetti. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ فِي هَذَا مَا يَدُلَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْمَعْنَى. Cabir ibn-i Abdullah'tan da başka bir rivayet geldi. O da başka bir manada. O da neymiş? حَدَّسَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانَ قَالَ حَدَّسَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامَ قَالَ حَدَّسَنِي أَبِي أَنْ قَتَادَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِي أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنْ اِقْصَارِ الصَّلَاةِ فِي الْخَوْفِ. Havf, salat-ı havfta namazı kısaltmak var mıdır, yok mudur? اَيِّ يَوْمُ الْاُنْزِلَى وَاَيْنَ هُوَ. Hangi gün bu ayet inzal edildi ve nerede? O nerede oldu? Soruyor. Kimden soruyor? Cabir ibn Abdullah'tan soruyor. Süleyman el-Yeşkür'e Cabir ibn Abdullah'tan soruyor. Kale Cabir ibn Abdullah buyurdular ki اِنْ دَلَقْنَا biz gittik. Ne olduğumuz anda netelakka ayre Kureyş'in, Kureyş kervanını karşılamak için, onun yolunu kesmek için. Kureyş'in kervanı Şam'dan geliyor. Resulullah Efendimiz cemaati almış, onun yolunu kesmek için gitmişler. Kureyş kervanı yere vardı. Ca raculun minel kavmi ila Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir adam Resulullah Efendimiz'e geldi. Fekale dedi ki ente Muhammed. Muhammed sen misin? Kale ne'am. Dedi ki evet benim dedi. Kale elâ tekâfuni. Sen benden korkmaz mısın? Kale la ben senden korkmam. Kale femen yemnâke minni. Ben şimdi seni öldüreceğim. Kim mani olur? Benden seni kim kurtarabilir dedi. Kale femen kim yemnâke seni men eder minni benden. Yani kimse seni benim elimden kurtaramaz dedi. Kale dedi ki Allahu yemne'uni mink. Orada yanlış yazmış. Yem, nun evvel, ayın sonra. Yemne'uni. İki tane nun olacak. Nunun birisi var. Mim ile ayının arasında bir nun olacak. Her gün doldunuz mu? Ferravi kendisi ayın. Diyor ki feselle seyfe. Kılıcı çekti. Kale dedi ki fetehaddedevil kavmû. Kavm onu tehdit ettiler. Oradaki cemaat o kılıcı çeken adamı tehdit etti. Ve ev'adûhû. Hala kılıcı çek de gör dediler. Hala sen ona vur da gör dediler. Korkuttular. O uyuma meselesi de başka. O başka bir hadisede oldu. O başka buradaki cemaatin ortasında gelmiş, kılıcı çekmiş, cemaatin ortasında Resulullah öldürecek. Onun için cemaat de onu tehdit ettiler. Ne yapıyordu dediler, bir kılıcı çek de gör. Seni paramparça ederiz dediler. O başkaysa. Fenâdâ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz nida etti, bir rahîm. Buradan kalkın dedi. Ve ahadû silah, silahları aldılar. Sümme nûdiye bissalâh. Biraz gittikten sonra namaz için nida edildi. Fasallâ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi taifetin minel kûl. Peygamber Efendimiz kavmin bir kısmına namazı kıldırdı. Ve taifetun uhra yahrusûnehum. Yahrusûnehum. Diğer bir cemaat de onları muhafaza ederdiler. Fasallâ billezîne yelûnehu. Kendi peşinde olanlara kıldırdı. Rek'eteyn, iki rek'et. Sümme selleme. Sonra selam verdi. Sümme teakhara. Teakhur etti. Ellezine yelûnehu. Peygamber Efendimiz'in peşinde olanlar gerisin geri gittiler. Alâ akâbihim. Arkası, arka tarafa gittiler. Fekâmû fî mesâfi ashabihim. Ashablarının mesafında durdular. Yani düşmanın önüne gittiler. Ve câ alâkharûn. Düşmanın önündekiler geldiler.
فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ Onlara da iki rekat namaz kıldırdı. وَلَاخَرُونَ يَحْرُسُونَهُمْ Ötekiler de düşmandan muhafaza ederdiler. سُمَّ سَلَّمَ Onlara da selam verdi. Birincilere iki rekat namaz kıldırdı, selam verdi. İkincilere iki rekat namaz kıldırdı, ona da selam verdi. فَكَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَرْبَعُ رَكَاتٍ Peygamber Efendimiz'in dört rekatı oldu. وَلِلْقَوْمِ رَكَتًا رَكَتًا Cemaatin de ikişer rekatı oldu. فَفِي يَوْمَ اِذٍ İşte o günü, Cabir İbni Abdullah diyor ki, اَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلِ اِقْصَارَ الصَّلَاةِ Namazın kasrini Cenab-ı Hak inzal etti. Yani sefer namazının ikiye indirilmesi işte orada oldu diyor. وَاَمَرَ الْمُؤْمِن۪ينَ بَاَخْذِ السِّلَاحِ Hem de namazda silahlarını almayı emretti. Ya, ayette var ya, silahlarınızı beraber alın namazda. فَفِي هَذَا الْحَدِثِ وَحَدِثِ دُولُجُدُ مَا يَدُلُّ Bir şey ki delaleti de أَلَا أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَسُولَ اَكْرِ اَفَنِمِ صَلَّى بِهِمْ اَرْبَعًا Onlara dört kıldırdı. يَوْمَ اِذِنْ O günü. قَبْلَ اِنْزَالِ اللّٰهِ عَلَيْهِ فِي قَصْرِ الصَّلَاةِ Namazın kasrında ayet nazil olmasından evvel dört kıldırdı. Sefer namazı kastedilmemişti. Evet. قَبْلَ اِنْزَالِ اللّٰهِ عَلَيْهِ فِي قَصْرِ الصَّلَاةِ مَا اَنْزَلَ عَلَيْهِ Resulullah üzerine inzal edilen, inzal edilmezden evvel. Yani kasır şeysi, hükmü inzal edilmezden evvel böyle kıldırdı. وَاَنَّ قَصْرَ الصَّلَاةِ Namazın kasrı innema emerehu Allahu Teala bihi namazın kasrıyla Cenab-ı Hak emretti ba'de zalik bu vakadan sonra. Fekanetil erba'u dört oldu yevmeyizin o günü mefrudeten ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'e dört farz idi. Onun için iki rekati bir cemaate kıldırdı, iki rekati de diğer cemaate. Ve kanel mu'temmune bihi Peygamber Efendimiz'e ikta edenler de oldular. Farduhum farzları eyda fiha. Onların farzları da o namazda oldu. Kezalik dörder rekat. Lenne hükmehum hineyzin. O vakitte onların hükmü kâne fi seferihim. Seferlerinde ke hükmehim fi hadarihim. Haderlerindeki hükmü gibiydi. Çünkü namaz kasredilmemişti. Seferde de dört, hadarda da dört idi. وَلَا بُدَّ اِذَا كَانِ ذَٰلِكَ كَذَٰلِكَ Bu mesele büyülü olursa lazım gelir ki ola مِنَنْ يَكُونَ كُلُّ طَائِفَةٍ O taifetin her bir yerleri ola مِنْهَا تَيْلِكْ طَائِفَةٍ O iki taifetin her biri olmuş ola قَدْ قَزَتْ قَزَا etmiş olalar رَكَتَيْنِ رَكَتَيْنِ İkişer raket gaza etmiş olalar. Bu lazımdır. كَمَا تُفْعَلُ لَوْ كَانَتْ فِي الْحَضَرِ Nitekim haberde bu işlerse böyle olmaz mı? Düşman gelmiş şehrin içerisine girmiş. Milletin hepsi birden şey yapamıyor. Namaza dursalar düşman bunları öldürecek. İki kısım olur. Bir kısmı imamın peşinde iki rekat kılar. Bir kısmı muhafaza eder. Ondan sonra imam ötekilerini iki kıldırır. Ötekiler muhafaza eder. İkişer ikişer kılmayacak. Niye? Sefer değil. Hadar. Hadar'da dört rekattır. Sonra ikişer rekatta kaza ederler. فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ Bir adam yetiraz etse ki فَفِي هَذَا الْحَدِثِ وَحَدِثِ دُولُجُدُ مَا بِرْ شَيْكِ يَدُلُّ عَلَى خُرُوجِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنَ الصَّلَاةِ Diyor ki bu hadiste var ki Peygamber Efendimiz birinci taifeye namaz kıldırdı, iki rekat selam verdi, çıktı. İkinciye de ayrıca namaz kıldırdı, onlara da selam verdi. Eğer dört rekat olsa namazdan çıkmazdı. İki rekatın başında namazdan çıkırmaz. بعد فراغه من الركعتين iki rekatten ferah farı olduktan sonra namazdan çıktığı vardır. Elleteyn sallahuma bi't-taifetil ula. Birinci taifeyi iki rekat kıldırdıktan sonra namazdan çıktığı var. Ve istikbalu salate daha sonra Peygamber Efendimizin namaza yeniden başladığı var. Fi vakti duhuli taifeti saniyeti ma'hu fiha. İkinci taife gelip de namaza girecekleri vakitte Resulullah Efendimiz istikbal etti onları, onları da ayrıca kıldırdı. Evet, لَاَنَّ فِي الْحَدِيثِ Hadis orucudur. سُمَّ سَلَّمْ Birinci taifeye namaz kıldırdı, selam verdi var. قِيلَ لَهُ Ona cevaben denilir ki,
قَدْ يَحْتَمِلُوا اِحْتِمَالِ وَلُوْكَنْ يَكُونَ ذَٰلِكَ السَّلَامُ الْمَشْكُورِ Bu iki reketin başındaki selam ola fi hadil mevdi. O mevdiye de huve selamet teşehhüd, teşehhüdün selamı ola. Yani selam verdi, yani teşehhüdü okudu demek. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi s-salihin var ya, teşehhüdteki selam, meksut budur. اَلَّذ۪ي لَا يُرَادُ بِهِ قَتْعُ الصَّلَاةِ Onunla namazı keteği murad etmiyor. Bir bu ihtimal var. وَيَحْتَمِلُ اَنْ يَكُونَ سَلَامًا Bir ihtimal da var ki bu selam olan. Öyle selam ki اَرَادَ بِهِ اِعْلَامَ الطَّائِفَةِ الْعُولَى Birinci taifeye bildirmiş ola لَاَوَانِنْ صِرَافِهَا Namazda münsarif olun da cümanın önüne gidin. Bu ola. اَسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ dedi. Yani tamam siz gidin, ikinci taife gelsin. Namazı kesmek murad etmedik. Onlara bildirmiş oldu ki sizin namazınız bu kadar, gidin de öteki taifeyi gönderin. Vel kelam heyneyizin bu hinde kelam mübahun lehu mübahdır fi salati namazda. Gayru kati'in leha namazı da kesmez. Ala ma kad ruvye fi zalik. Nitekim bu meselede rivayet edildi. An Abdillah bin Mesud radıyallahu anh. وَاَنَ بِي سَعِدٍ الْقُدْرِ وَاَنْ زِيْدِ بْنِ اَرْكَمْ عَلَى مَا قَدْ رَوَيْنَا عَنْ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ Bunların her birilerinden biz rivayet ettik. فِي الْبَابِ الَّذ۪ي ذَكَرْنَا Şur bir babda ki biz zikrettik ki anda vücuha hadisi zilyedeyn. Zilyedeyn'in hadisinin tariklerini zikrettiğimiz yerde zikrettik ki bu gibi yerlerde söz, mübahtır, namazı kesmez. فِي غَيْرَ هَذَا الْمَوْضِيَ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ Bu kitapta fakat bu mevzide değil. O gelmedi hala, gelecek. Zülyedeyn, okuduk mu Zülyedeyn? Okumadık. Zülyedeyn şeysinde Peygamber Efendimiz unut dedi, ikide bir selam verdi. Zülyedeyn dedi ki ya Resulallah, sen ikide bir selam verdin. Dedi ki yok, ikide bir selam vermedi. Geçti mi? İşte orada geçti. Demek ki orada diyor mübah edin konuşmak. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ وَسَلَّمْ اَنَّهُ صَلَّهَ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْمَعْنَى Cabir ibn Abdullah diyor ki, başka bir mana üzerine de Resulullah Efendimiz girmiş oldu. Yani başka bir şekilde. حَدَّسَنَا أَحْمَدُ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّسَنَا سَعِيدُ بْنِ اَبِي مَرْيَمْ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّسَنِي يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ قَالَ حَدَّسَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ سَعْدٍ Ebu Sa'd, en Cabir ibn Abdillah, en Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem fi salatil havf. Cabir ibn Abdillah, Resulullah Efendimiz'den salatil havf hakkında rivayet ediyor ki, قال, Hazreti Cabir buyurdular ki, قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir cemaat kıyam etti. Peygamber Efendimiz kaim oldu ve taifetun min halfihi min verait taifetilleti halfe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kâme Resulullah, Resulullah namaza başladı. Ve taifetun bir taife de min halfi, Peygamber Efendimiz'in peşinden min verâi taife ikinci taifenin şu taifenin verasından ki elleti halfe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in peşinde duran taifeden başka ikinci bir taife de uudun oturuyordular. Vücuhun yüzleri de küllüm hepsi İlâ Rasûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e doğru. İki taife olmuşlar. Bir kısmı Resulullah Efendimiz'le beraber namaz kılıyorlar. Bir kısmı da daha geride oturuyorlar. Yüzleri Resulullah Efendimiz'e doğru. Evet. Fakat namaza başlamadılar bunlar. Fekebbere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz tekbir aldı. Ve kebbereti taifete. O iki taife de tekbir aldı. Ve rekâ Resulullah Efendimiz rükû etti. Ve rekâti taifetülleti halfehu. Arkasında olan taife Peygamber Efendimiz'le rükû ettiler. Vel âkharûn. Fakat ikinci geride olan taife kuudun oturuyordular. Sümme secede Peygamber Efendimiz secde etti. Ve secedû eyba. Onlar da secde ettiler. Yani kendi peşinde olanlar. وَالْآخَرُونَ O ikinci geride olanlar uudun oturuyorlar. سُنَّ قَامَ وَقَامُ Peygamber Efendimiz kıyam etti. Peşindekiler de kıyam ettiler. فَنَكَسُوا خَلْفَهُ O kıyam edip bir rekat kılanlar
arka arkayı gittiler. Sonra kesin hatta oldu. Yani böyle yüzleri Peygamber Efendimiz'e doğru arka arka gittiler. Hatta kânû mekâne ashabî. O ikinci taifenin yerine gittiler. Ve etetit taifetul uhra, birinci taife geldi. Fasallâ bihim Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz onları da kıldırdı. Rek'aten bir rek'at ve secdeteyn iki secde. Vel âkharûn. Ötekiler, yani o birinci taife, gerisin geriye gitmiş olanlar, bu ordun oturuyordular. Sümme selleme, Peygamber Efendimiz selam verdi. Fekâmeti taifetân, iki taife kıyam ettiler. Kiltâhuma, her ikisi de, fesallû kıldılar le'enfüsihim, kendi kendilerine, rak'aten ve secdeteyni, rak'aten ve secdeteyni. Bir rükû, iki secde. Bir rükû, iki secde yaptılar. Bu da başka bir şekil oldu. Fe hâzel hadîs indenâ, bizim elimizde bu hadîs minel muhâl, muhâldandır. Ellezî ile muhâl ki lâ yücüzü kevnû, olması caiz olmaz. Leenne fîhî, bunda olucudur ki ennehum onlar da halû fîs-salâ, namaza girdiler ve umkuruldur oturdukları yerde. Oturdukları yerde namaza girdi diyor. Birinci taife doğrudan doğru girdi. İkinci taife de oturdukları yerde girdi. وَقَدْ اَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ Müslümanlar icma etti ki اَنَّا رَجُلًا بِرْ اَدَمْ لَوِفْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَاِدًا O çıktığı yerde namaza başlarsa سُمَّ قَامَ فَاَتَمَّهَا قَاِمًا Ondan sonra da kalktı, ayakta tamam etse وَلَا عُذْرَ لَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ Bunda da hiçbir üzrü olmasa اَنَّ صَلَاتَهُ بَاطِلًا Bunun namazı batildir. فَكَانَ الدُّخُولُ Öyleyse dukul oldu. لَا يَجُوزُ caiz olmaz. اِلَّا عَلَى مَا يَكُونُ عَلَيْهِ الرُّكُونَ وَسُجُودُ Öyle bir şekilde namaza girmiş ola ki rükû sücudu yapabilecek. Oturduğu yerde rükû olmaz ki. فَاسْتَحَالَ مُحَالُلُّكَ اَنْ يَكُونَ وَلَا اَلَّذ۪ينَ شُرْبُ الْكِمْسَلَرْتِ كَانُ خَلْفَ النَّب۪يِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in peşinde olanlar فِسَّفِ الثَّانِي ikinci safta olanlar muhaldir ki olalar dehalu dahil olmuş olalar biz salat-ı namaza ve hümkuhudun halbuki oturdukları yerde. Oturduğu yerde namaza dahil olmak olmasın. Niye olmasın? Olur. Çünkü bu salat-ı havuzdu. Yani olmayacak ne var ki? O başka namazlara kıyas edilmez ki. Evet. Sen oturduğun yerde başla, ondan sonra da kalk ayağa. Tabi olmaz, o batıl. Ama bu öyle değil. O zaten tekbir aldılar, beraber girdiler namaza. Yani Resulullah Efendimiz'in tekbirini iştirak ettiler. Esas namaz girmiyorlar onlar. Tekbirin iştirak ettiler, bekliyorlar ki düşman hücum ederse silahı alıp müdafaa edecekler. Onun için imkanı var. Niye muhal olsun? Hiç bir muhal değil. Birinci taifeye bir rekatı kıldırdı Peygamber Efendimiz. Onlar gittiler oraya, oturdular. Onlar geldiler, onlara bir rekatı kıldırdı. Onlar geldikleri vakıtta o bir rekat Peygamber Efendimiz ayakta kıldırmadı mı onları? Ayakta kıldırdı. Rükû da bulundu, secde de bulundu. Yalnız tekbir evvel almış oldu. Olabilir. فثبت عن جابر بن عبد الله ما رويناه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث. بو حديثاً başka da yine Cabir ibn Abdullah'dan. Evet. Bu sabit oldu, yani bu rivayet geçti. Ve zehebe aharun, başkaları da zahib oldular ki salat-ı havf'ta ila ma haddesene Ali ibn Şeyben. Ali ibn Şeyben'in rivayetinde varid olan şekli zahib oldular. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بعسفان يعني بنا فمنز ونلي بزا عسفان دا قلده عسفان وادي فاطمة دا بكية يقل وادي فاطمة دا جتنز مي ها؟ İşte orada عسفان var. وَالْمُشْرِكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ Müşrikler de diyor bizimle kıblanın arasında. Çünkü onlar Mekke'den geliyorlar. Bunlar da Mekke'ye doğru gidiyorlar. Kıble de neresi? Mekke. Ön taraftaydı. فِيهِمْ اَوْ عَلَيْهِمْ Onların içindeydi yahut onların üzerine kumandanıydı. Halid ibn-i Velid. Halid ibn-i Velid de müşriklerin içindeydi. Onların kumandanıydı. فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ Müşrikler dediler ki لَقَدْ كَانُوا فِي صَلَاتٍ Onlar namaz, Müslümanlar namaz kıldı.
onlar küffar hücum etmediler. Dediler ki eyvah biz fırsatı terk ettik. Fakat kânu fî salatin, Müslümanlar namazda idiler. لَوْ اَسَدْنَا مِنْهُمْ Eğer onlara hücum etmiş, isabet etmiş olsaydı لَكَانَتِ الْغَنِيمَةِ غَنِيمَةِ bize olurdu. Ya onlar namazdayken niye biz hücum etmedik dediler. Peşiman oldular. Yani Halid ibn Velid o kadar akıl düşünemedi. فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ Müşrikler dediler ki اِنَّهَا سَتَتِيُّ صَلَاتُ Korkmayın bir namaz geliyor önümüzde ki هِيَ اَحَبُّ اِلَيْهِمْ مِنْ اَبَاهِمْ وَاَبْنَائِمْ Babalarından, oğullarından daha sevgili bir namaz geliyor. Bu evde namazı, bundan daha kıymetli namazları var. Ki babalarından ve oğullarından daha sevgilidir, o da ikindi namazı. Önümüzde geliyor, o vakitte hücum ederiz. قَالَ فَلَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِسَّلَامُ Cibril aleyhisselam nazil oldu bil ayat, ayetler ile فِيمَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ Evre ile ikindi arasında vahiy getirdi Cibril aleyhisselam. Geldi yani salat-ı havfi Cenab-ı Hakk'a dedi ki hemen hepiniz namaza durmayın. Önünüzdeki düşman fırsat bulup sizi öldürecek. Salat-ı havfi yapın. Kale buyurdu ki Ayyaş-ı Zürgi Fasalla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kıldırdı. Al-asr-ı ikindiyi ve saffen-nâs-ı saffi. Nâs-ı iki saffa böldü. وَكَبَّرَ وَكَبَّرُوا مَعَهُ جَمِيعًا Peygamber Efendimiz tekbir aldı. O iki saf da tekbir aldılar. سُمَّ رَكَعَ وَرَكَعُوا Peygamber Efendimiz rükû yaptı. Onlar da rükû yaptılar. Hepsi. Beraber iki saf. سُمَّ رَفَعَ وَرَفَعُوا مَعَهُ جَمِيعًا Başını rükûdan kaldırdı. Cemaatin hepsiyle başını kaldırdı. İyi. سُمَّ سَجَدَ Fakat secdeye giderken ayrıldılar. Peygamber Efendimiz secdeye vardı ve secde saffullezi yelûnehu. Peygamber Efendimiz'in arkasındaki saf secdeye vardı. Fakat onun gerisindeki saf ayakta durdu, secdeye varmadı. Niye? Düşmanı gözlüyor. Düşman hücum ederse hazır olsun. Ve kâme saffun meahhar yehrisûnehum bi silâhîm. Onların arkasındaki cemaat ellerinde silahları onları muhafaza etti. ثُمَّ رَفَعَ وَرَفَعُوا جَمِيعًا Peygamber Efendimiz secdeden kalktı. Hepsi birden başlarını kaldırdılar. ثُمَّ سَجِدَ الصَّفُّ الْآخَرِ Bu sefer birinciler durdu. Bu ikinci saftakiler secdeye gittiler. Evet. ثُمَّ رَفَعُوا Sonra onlar da başlarını secdeden kaldırdılar. Bu da bu ötekilerine benzemiyor. Başka. Hep beraber tekbir alıyorlar. Beraber rükû yapıyorlar. Fakat secdeye varınca birinci Resulullah Efendimiz'in peşinde olanlar secde ediyor, ötekiler muhafaza ediyor. Onlar secdeden kalktıktan sonra ikinci saftaki olanlar secdeye varıyor, birinciler onu muhafaza ediyor. İkinci rekati de yine böyle kılmışlar. وَتَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ Birinci saf teahhür etti. وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ Geri iki saf da ileri geldi. فَكَبَّرَ وَكَبَّرُوا مَعَهُ جَمِيعًا Ondan sonra Peygamber Efendimiz tekbir aldı. Onlar da beraber tekbir aldılar. ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعُوا مَعَهُ جَمِيعًا Hani ikinci reketleri kılıyorlar ya. Fakat birinci reketi kıldıktan sonra evvela safların yerini değiştiler. Peygamber Efendimiz'in peşinde olanlar geriye gitti. Geridekiler ileri geldi. Peygamber Efendimiz tekbir aldı. Yine tekbir aldılar. Yine birinci reketi, rükûnu yaptılar. Beraber rükû yaptılar. ثُمَّ رَفَعَا وَرَفَعُوا مَعْهُ جَمِيعًا Rükûdan da başlarını hep beraber kaldırdılar. İyi. ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ Ya fakat burada gerisi kaldı. وَرَكَوْا مَعْهُ جَمِيعًا ثُمَّ رَفَعَا وَرَفَعُوا Yani ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ Ondan sonra secde yaptılar da ondan sonra. Secdeyi de nasıl yapacaklar? Bir kısmı secdeye varacak. Bir kısmı bekleyecek. Peygamber Efendimiz'in peşinde olanlar secde yapacak, gerikiler bekleyecek. Çünkü gerikiler secdelerini yapmışlar. Sümme sellemu aleyhim. Ondan sonra selam verdi. Ve sallaha marraten ukura. Bu namazı bir defa daha kıldı. Fî ardı beni Süleym. Beni Süleym yerinde. Toprağında. Haddesena Ebu Bekret'e kâle haddesena müemmilun. Kâle haddesena Süfyanun. Yani bir Zübeyr en Cabir'e radıyallahu anh. Yani Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. أنه صلىها في أنبر في المسلات خلف الكبدي ف
فذكر نحو من هذا. بنا يقين ذكرتي وروايته يعني بنا يقين. وكان ابن أبي ليلى ابن أبي ليلى أمضي ممن شول بجماعة أمضي كي ذهب إلى هذا الحديث. Bu hadise sahip olurdu ve bu hadisle amel ederdi. O bu şekilde kılardı. Ve terekehu Ebu Hanife. Fakat İmam Ebu Hanife bu hadisi terk etti. Bunu almadı. Ve Muhammed ibn Hasan. Muhammed ibn Hasan da bu hadisi almadı. Lennallah Azze ve Celle Cenab-ı Allah Hazretleri kâle buyurdu. Ve te'ti taifetun ukhâzel musallû fel musallû ma'in. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak diyor ki sen birisine bir cemaate namaz kıldır. Ondan sonra namaza girmemiş olanlar, namaz kılmamış olanlar gelsinler, bir rekat onlara kıldır. Halbuki bu Cabir'in, Hazreti Cabir'in hadisinde hep beraber namaz kıldılar. Ayete zıt oldu bu hadis. Ve şu hadel hadis ennehum sallû cemi'en. Hadise diyor ki namazı beraber kıldılar. Ayette diyor ki hayır. Ayrı ayrı kılın. Onun için Hazreti Ebu Hanife ayetin mezmûnü neyse o şekli aldı. Ve fi hadisi İbn-i Ömer radıyallahu anhuma ve Ubeydillah ibn Abdillah an İbn Abbas radıyallahu anhuma ve fi hadisi Hüzeyfete ve Zeyd ibn Sabit duhulü taifeti saniyeti fürreketi saniye. Yukarıda geçti Abdullah ibn Ömer'in hadisinde Ubeydillah ibn Abdillah'ın, Abdullah ibn Abbas'ın, sonra Hazreti Hüzeyfe ve Zeyd ibn Sabit'in hadislerinde ne orucudur? İkinci taifenin namaza duhuli ola. Firreket-i saniye. لَمْ يَكُونُوا صَلُّ قَبْلِ ذَلِكَ. Kılmamışlar. Birinci reket kılındıktan sonra gelmişler. Kendileri hiç namaza kılmamış. Bunlar rekete girdiler. فَالْقُرْآنُ يَدُلُّ Kur'an delalet eder. عَلَى مَا جَاءَتْ بِهِ الرِّوَايَةُ عَنْهُمْ Bu yukarıdaki beş sahabenin rivayetini teyit eder Kur'an-ı Kerim. O şekilde gelmiş. اَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي ذَلِكَ. O şekiller de o beş sahabe de Resulullah'tan rivayet ettiler bu salat-ı havuzda. فَكَانَتْ عِنْدَهُ İmam-ı Azam indinde oldu. Bu ayeti kerime ve bu beş sahabenin rivayeti evla, daha evla oldu min hadisi Ebi Ayyâş ve Cabir Hazî. Ebu Ayyâş'ın ve Hazreti Cabir'in rivayetinden daha evla oldu. Öteki beş sahabenin rivayetleri tam Kur'an-ı Kerim'in mefhum ve mezmununa muvafık geliyor. Onun için İmam-ı Azam kuvvetli tarafını almış. Ve zehebe Ebu Yusuf. İmam Ebu Yusuf'un mezhebi başka. O zahib oldu ila ennel adu ve düşman. İzâ kâne fil kıbleti. Kıble tarafında olursa fassalâtu namaz kemâ revâ Ebu Ayyâş ve Cabir radıyallahu anhüma. Ebu Ayyâş ve Cabir'in rivayeti gibi. Çünkü Hazreti Halid geldi müşriklerle beraber. Peygamber Efendimiz Mekke'ye doğru müteveccih. Onun için düşman ileride hücum edecek mi etmeyecek mi görünür. Yüzleri kıblaya. Hep beraber namaza başladılar. Ondan sonra birinci rekatın rükûundan başlarını kaldırdıktan sonra birinci taife Resulullah Efendimiz'e secdeye gitti. İkinci taife de ayakta durdular. Düşman geliyor mu? Gelmiyor mu? Bekliyorlar. Onlar başlarını secdeden kaldırınca birinci taife gerisin geri onların yerine gitti. İkinci taife onların yerine geldi. Gene namazı kıldılar. Gene namazı kıldılar, rükûdan başlarını kaldırdıktan sonra gene Resulullah'ın peşine gelmiş olanlar secdelerini yaptılar, geridekiler beklediler. Ondan sonra Peygamber Efendimiz selam verdi. Demek ki yüzleri hiç kıbladan başka bir tarafa gitmedi. İmam Ebu Yusuf diyor ki eğer düşman kıbla tarafındaysa boğulur. Ki Vadi Fatma'da Resulullah'da kılınan namaz gibi. Bu doğrudur diyor. Ama evet. Ve in kanu fi gayril kıblete. Kıblenin gayrisinde olurlarsa fassalatu namaz kemâ ravâ ibn Ömer radıyallahu anhu ve Hüzeyfe ve Zeyd ibn Sabit. Düşman arka taraftan gelmiş yahut da yan taraftan gelmişse o vakitte Abdullah ibn Ömer'in rivayeti gibi o doğrudur diyor. Yani evvela bir taife düşmanın önünde kalacak, bir taifeye namaz kıldıracak, hepsi birden kılamaz. Ondan sonra onlar silahlarını alır gider, öteki gelir, bir rekette onlar kılır, sonra birer rekette gaza eder. Ayete ne diyorsun lan? He? Ayete ne diyorsun? Ayete ne diyecek? Ayette o diyecek ki şeydir bu, ikisinde Resulullah Efendimiz kıldırmıştır. Ayeti o bizden iyi bilmiyor mu Resulullah Efendimiz? Ayeti ona nazil olmuş, o niye kıldırmış?
oyadır. O ayeti bizden daha iyi bilirdi diyor. Diyor ki demek ki orada Resulullah Efendimiz kıbrılmış, düşman kıble tarafında, yüzleri kıbleden çevrilmiyor. Ama beri tarafta, düşman arkada olursa imkan yok, olmaz. O vakit ötekilerini de Resulullah Efendimiz kıbrılmış. Evet. Aksine olur düşmanın. Ve leyse hâzâ bi hilâf-i tenzîl. Evet. Ha yok şey de yok. Deniz suyu müzel. İlla ennehu kadru yani bin mesul. Yok. Lenne fi hadis Ebi Ayyâş burada. Lenne fi hadis Ebi Ayyâş ennehum kânu fil kıble. Ebu Ayyâş'ın hadisinde onlar kıbledaydılar. Ve hadisi bin Ömer ve Huzeyfete ve Zeyd'in lem yüzker fihi şeyin müzeli. Düşman kıblede miydi, değil miydi? İbn Ömer ve Huzeyfe Zeyd'in rivayetlerinde bu yoktu. Bilmiyoruz. Kıble, düşman kıble tarafından mı geldi, başka taraftan mı? İlla ennehu kadru yani bin Mesud radıyallahu anh izali Abdullah bin Mesud'dan rivayet edildi bu meselede. Ma yuvâzuhu ma revav. Onların rivayet ettiklerine muvafık bir rivayet geldi. Ve kâle Abdullah bin Mesud buyurdu ki kânen aduhu fi gayril kıble. Evet. Kıblenin gayrisindeydi düşman. Öyleyse İmam-ı Yusuf diyorken bu rivayet geldi. Demek düşmanın gayrisinde olursa İbn-i Ömer'in Hazreti Huzeyfe ve Zeyd'in rivayetleri gibi namaz kılınır. Kale Ebu Yusuf Rahimahullah, İmam-ı Yusuf diyor ki فَاُصَحْهُ الْحَدِيسَيْهِ Ben iki hadisi tasih ettim. فَاَجْعَلُ بَنْ قِلَرٍ Hadis ibn-i Mesud radıyallahu anhu ve ma vâfakahu İbn-i Mesud'un hadisi ve ona muvafık olan İbn-i Ömer, Huzeyfe ve Zeyd'in rivayetlerini kılarım. Onu kabul ederim. اِذَا كَانَ الْعَدُوُ فِي غَيْرِ الْقِبَّةِ Düşman kıblanın gayrisindeyse. Ve hadis-i Ebi Ayyâş ve Câbir, Ebi Ayyâş ile Câbir'in hadisini de tasih eder alırım. اِذَا كَانَ الْعَدُوُ فِي الْقِبَّةِ Adû kıbladı olursa. وَلَيْسَ هَذَا بِخِلَافِ التَّنْزِيلِ عِنْدَنَا Bizim indirimizde bu Kur'an'ın da hilafına değildir. Ayetin hilafına değildir. لَاَنَّهُ قَدْ يَتُولُ Caiz ve ayetun ola. قَوْلُهُ وَمْ تَأْتِ طَائِفَةٍ اُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعِكَ Bu olmuşlar. اِذَا كَانَ الْعَدُوُ فِي غَيْرِ الْكِبْلَ Çünkü düşman kıblada değil. Peygamber Efendimiz'e vahyetti. Bundan sonra كَيْفَ حُكْمُ الصَّلَاةِ اِذَا كَانُ فِي الْقِبْلَ Kıblede olurlarsa namazın hükmü nasıl? O ayrıca vahyolundu. Evvelki ayet geldiğinde o birincide. Fakat kıblatı tarafında olursa nasıl idi? Allah-u Teala sonra vahyetti. فَفَعَلَ الْفَعْلَيْنِ جَمِيعًا Peygamber Efendimiz iki fiali de işlemiş oldu. كَمَا جَاءَ الْخَبَرِ Nitekim كَمَا جَاءَ الْخَبَرَانِ Nitekim iki haber de geldi. وَهَذَا أَسَّحُ لَقَوِيلَ عِنْدَنَا فِي ذَٰلِكَ وَاَوْلَاهَا İşte kavullerin en sahihleri budur. Bizim indimizde ve evlası da budur. لَنَّ تَصْحِيهَ الْاَثَارِ Eserlerin tasihi, rivayetlerin tasihi. يَشْهَدُ لَهُ Buna şehadet eder. وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَٰلِكَ اِيْزَا Yine buna delalet eden de vardır, bir şey vardır ki اَنَّ عَبْدُ اللّٰهِ بِنْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَدْ رُوِيَ عَنْهُ Abdullah ibn Abbas'tan rivayet edildi. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاتِ الْخَوْفِ O da Peygamber Efendimiz'den rivayet etmiş Salat-ı Havf'te. مَا قَدْ ذَكَرْنَا فِي اَوَّلِ هَذَا الْبَابِ Bu babın evvelinde bizim zikrettiğimiz mimma ravahu anhu Ubeydullah ibn Abdullah o da Abdullah ibn Abbas'tan oğlu Ubeydullah rivayet etmişti ya min salati Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi zikr zikrette Peygamber Efendimiz'in namazını nakletmişti fekâne zâlik bu oldu muvâfıkan limâ ravâ Abdullah ibn Mes'ud Abdullah ibn Mes'ud'un rivayetine muvâfık oldu ve Abdullah ibn Ömer ve Huzeyfe ve Zeyd anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fi zalik. Abdullah ibn Abbas'ın rivayeti, Abdullah ibn Ömer'in rivayeti, evet, Huzeyfe'nin rivayeti, Zeyd'in rivayeti neye muvafık oldu? Bir de Abdullah ibn Mesud geldi. Bunların hepsi rivayetleri birbirine muvafık oldu. Sümme ruviye bir sefer mi kaldı? Sümme ruviyen Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh fi zalik min râyihi Bir de Abdullah ibn Abbas'ın kendi reyinden bir rivayet geldi. Ma haddesena Süleyman ibn Şeyh قال haddesena Abdullah ibn Muhammed ibn Salih el-Hashimi Ebu Bekir قال haddesena Abdullah ibn Lehya anil-Araj ennehu sema'u Ubeydullah ibn Abdullah ibn Abbas
رضي الله عنه ما يقول كان ابن عباس رضي الله عنه ما يقول في صلاة الخوف فذكر مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي عياش وحديث جابر بن عبد الله الذي وافقه. Burada Abdullah ibn Abbas'tan bir de Ebu Ayyaş'ın Hazreti Cabir'in rivayetine muvafık olan bir rivayet gelmiş. فَلَمَّا كَانَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا وَقَدْ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَبِقَدْ عَلِمَ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Peygamber Efendimiz'in fiilinden bildi. مَا عَلِمَ bildiğini. عَلَى مَا رَوَيْنَا عَنْهُ فِي حَدِيثِ عُبَيْدُ Ubeydullah'ın hadisinde gelen şeyi bildi. وَقَالَ buyurdu ki كَانَ الْمُشْرِكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ Müşrikler Peygamber Efendimiz'le kıblenin arasındaydı. ثُمَّ قَالَ هَذَا بِرَيْهِ Sonra reyi de dedi, bunu demiş oldu ki اِسْتَحَالَ اَنْ يَكُونَ يُسَلُّونَ هَكَذَا Evet, muhal olur ki bunlar namazı kılarlar وَالْعَدُوا فِي غَيْرِ الْقِبْلَةِ Düşman da kıblenin gayrisinde kılamazlar yani bunu. O düşman kıble tarafında olursa kılınır. وَيُسَلُّونِ اِذَا كَانَ الْعَدُوُ فِي الْقِبْلَةِ Ama düşman kıble tarafında olursa kılınır. Hepsi beraber kılarlar. كَمَّا رَوَى عَنْهُ عُبَيْدٍ Torunu Ubeyd kendisinden de böyle rivayet etti. Yani Abdullah ibn Abbas'tan gelen rivayet iki fiili tecviz ediyor. İmam ve Yusuf'un kavli gibi. Eğer düşman kıble tarafından olursa Hz. Peygamber'in Vadi ve Sufyan'da kılmış olduğu kılınır. Yok. Düşman kıble tarafının gayrısında olursa kılınmaz. Evet. Şimdi yarına mı koyalım? Yoksa bitirelim mi? Bitirelim. Evet. لَنَّهُمْ اِذَا كَانُوا لَا يَسْتَدْبِرُونَ الْقِبْلَةِ Onlar kıbleye istidbar edemezlerse, arkalarını çeviremezlerse, وَالْعَدُوُ فِي ظُهُورِهِمْ Düşman arkalarında, كَانَ اَحْرَا اَنْ لَا يَسْتَدْبِرُوهَا اِذَا كَانُوا فِي ظُهُورِهِمْ Bunlar, düşman arkalarında, düşman arkalarından olursa namazdakiler kıbleye arka çevirebilirler mi? Çeviremezler. Öyleyse kâne ehlâ layık oldu ki en lâ yistedbirûhâ kıbleyi arka çevirmeyeler izâ kânû fî vücûhîm düşman önlerinde olursa hiç arkalarını çeviremezler. وَلَاكِنْ مَا زَكَرْنَا عَنْهُمْ مِنْ تَرْكِ الْاِسْتِدْبَارِ İstidbari terk ettiğinden zikrettiğimiz ve izâ kâne l-acûhî fî l-kıble düşman kıblede olursa istidbar terk edilmez. Evet. وَلَاكِنْ مَا زَكَرْنَا عَنْهُمْ مِنْ تَرْكِ الْاِسْتِدْبَارِ İstidbari terk etti. Yani arkasını kıbleye getirmedi. Buna vakit olur, arkası kıbleye gelmez. Düşman önde olursa. وَيَحْتَمْلَنْ يَكُونَ اِذَا كَذَٰلِكَ Bir ihtimal da var ki böylece ola اِذَا كَانَ الْعَدُوُ اِذَا فِي غَيْرِ الْكِبْلَةِ Kıblenin gayrisinde düşman olsa da böyle olabilir. Ne gibi? كَمَا قَالَ اِبْنَ اَبِي لَيْلَى İbn-i Ebi Leyla'nın dediği gibi ola. O nasıl demişti ki? İbn-i Ebi Leyla hani bir şey almıştı ya yıllarda bir rivayeti. He? İbn-i Ebi Leyla'nın şeyin Ancabir hep beraber Sümme seccide ve safırladı Yuvvekam misafir mâkhar yehresûnen bisilâhim Sümme refe ve refe'u cemiyen Sümme seccide safırl ahar Evet, hep namazı beraber kılıyorlar da sonra tekrin tekrir ediyorlar. Fakat ahate ilmuna bizim ilmimiz ahate etti bi kavlihi onun kavlini bi khilafi ma rava anhu Ubeydullah anin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem izâ kâne l'adûu fil kıble düşman kıbladı olursa Peygamber Efendimiz'in bu rivayeti doğru diyor. Bunu bizim elimiz ihat etti. وَلَمْ يَكُنْ لِيَقُولَ ذَٰلِكَ Abdullah ibn Abbas bunu demez oldu. اِلَّا بَعْدَ سُبُوتِ نَسْخِ ذَٰلِكَ عِنْدَهُ Bu nesk-i sabit oldu da onun için söyledi. اِذَا كَانَ الْعَدُوُ فِي غَيْرِ الْكِبْلَ Adu kıblanın gayrisinde olursa فَتِعَلْنَا هَذَا الَّذ۪ي رَوَيْنَا عَنْهُ مِنْ قَوْلِهِ هُوَ فِي الْعَدُوُ اِذَا كَانُ فِي الْقُبْلَ Evet. وَتَرَكْنَا حُكْمَ الْعَدُوُ اِذَا كَانُ فِي غَيْرِ الْقِبْلَ عَلَى مِسْلِ مَا رَوَى عَنْهُ عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Bu hep İmam Ebu Yusuf'un talimleri. İmam Ebu Yusuf diyor ki وَلَمْ يَكُنْ لِيَقُولَ ذَٰلِكَ Abdullah bin Abbas demezdi illa بَعْدَ سُبُوتِ نَسْخِ ذَٰلِكَ عِنْدَهُ Onun önünde nesih sabit olduktan sonra dedi ki اِذَا كَانَ الْعَدُوُ فِي غَيْرِ الْقِبْلَ Düşman kıblenin gayrisinde ise hepsi beraber kılamazlar. فَجَعَلْنَا هَذَا الَّذ۪ي رَضَيْنَاهُ عَنْهُ Abdullah bin Abbas'tan bu rivayet etmiş olduğumuzu kıldık.
من قوله هو في العدو إذا كان في القبلة وقبلة أولوسة وتركنا حكم العدو إذا كان في غير القبلة قبلة غير سنداء düşman olursa onun hükmünü terk ettik. Ala misli ma ruva anhu Ubeydullah an-Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Daha yukarıki hadiste geçtiği gibi ayrı ayrı kıldırır. Abdullah bin Abbas'tan iki rivayet geliyor. Birincisini böyle zikrediyor. Kabe'ninki gibi. Birisini de daha yukarıda geçtiği ki hayır ayrı ayrı bir rekat kıldırır. Demek ki Abdullah bin Abbas o kıblede olanı ayrı beyan etmiş. Düşman kıble tarafında olursa kıble olmayan da ayrı beyan etmiş. İmam Ebu Yusuf onun için bu kavle zahir ediyor. وَكَدْ كَانَ اَبُوْ يُسُفْ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ مَرَّةً لَا يُصَلَّى سَلَاتُ الْخَوْفُ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ سَلَّمْ İmam Ebu Yusuf bir de dedi ki Peygamber Efendimiz'den sonra salat-ı khavf kılınmaz. وَزَعْنَا اَنَّ النَّاسِ اِنَّمَا صَلُّهَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَمَا صَلَّوْهَا بِفَضْلِ الصَّلَاتِ مَعَهُ Peygamber Efendimiz'le kıldılar çünkü Peygamber Efendimiz'le namaz kılmanın fazileti var idi de onun için. Onun için o Resulullah Efendimiz'le namaz şimdi yok ki de salat-ı khavf ola. وَهَذَا الْقَوْلُ عِنْدَنَا لَيْسَ بِشَيْءٍ Evet. İmam-ı Tahavi diyor ki İmam Ebu Yusuf'un bu kavli bir şey değildir. لَاَنَّ اَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَدْ صَلَّوَا Peygamber Efendimiz'in eshabı kıldılar. Peygamber Efendimiz'den sonra, Bâdım, Resulullah'tan sonra. قَدْ صَلَّى حُزَيْفَةُ حُزَيْفَ كُلِّ بِتَبَرِسْتَى بِتَبَرِسْتَى كُلِّ وَمَا فِي ذَلِكَ وَمَا وَالْبِشَيْكِ فِي ذَلِكَ Bunda olucudur, yani hesabın kıldıkları فَأَشْهَرُ مِنَنْ يَحْتَاجَ اِلَى اَنْ نَزْكُرَهُ هَا O kadar şöhret var ki burada zikretmeye lüzum yok. Eshab'tan kılanlar çok var. Öyleyse Resulullah'tan sonra kılınmasaydı onlar kılmazdılar. فِي نُحْتُجَّ فِي ذَلِكَ بِقَوْلِهِ Eğer birisi itiraz etse de hüccet getirirse وَاِذَا كُنْتَ ف۪يهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةِ Sen onların içinde olur da namazı ikame edersense İmam Ebu Yusuf bunu delil getirirse الْاَيَةِ فَقَالَتْ اِنَّمَا اَمَرَ بِذَٰلِكْ اِذَا كَانَ ف۪يهِمْ Cenab-ı Hak bunu emretti çünkü Resulullah Efendimiz işlerindeydi. فَاِذَا لَمْ يَكُنْ ف۪يهِمْ Onların işlerinde olmasa Resulullah اِنْ قَتَى مَا اُمْرَ بِهِ مِنْ ذَٰلِكَ Bu emirden münkati oldu. Salat-ı kavfe lüzumu yok derse قِيلَ لَهُونَ denilir ki فَقَدْ قَالَ عَزَّ وَجَلْ Cenab-ı Hak buyurdu قُلْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهُمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ El ayet. Bu ayette dedi ki sen onların mallarından sedaka al ki onları temizleyesin. Onların mali güzel olsun ve وَصَلِّ عَلَيْهِمْ Onların üzerine de namaz kıl yani ölürlerse فَكَانَ الْخِطَابُ هَاهُنَا لَهُ Burada hitap Peygamber Efendimiz'e idi. وَكَدْ اُجْمَا Halbuki icma olundu ki اَنَّ ذَٰلِكَ كَانَ مَعْمُورًا بِهْ مِنْ بَعْدِهِ Resulullah Efendimiz'den sonra da gene sedaka alınıyordu. Hitap kime? خُذْ حَبِيبُمْ سَنْ عَلْ Demek ki ona has değil yani. Hitap ona ama fakat hüküm umumi. كَمَا كَانَ يُعْمَلُ بِهِ فِي حَيَاتِهِ Peygamber Efendimiz'in hayatında sedaka alınırdı ve dağıtılırdı. Ondan sonra da alınır ve hata yani atılır. Burada kitabı da burada da değişiyor yani. Hı? Aynı değil ki. Şimdi burada اِذَا كُنْتَ ف۪يهِمْ Buradan başka çıkıyor. Öbür taraftan emir, Resulullah'a gelen emir. Diğeri de göre. Bunda Ebu Yusuf da herkes iş bunda aynı görüşte. İşte İmam Ebu Yusuf cevap veriyor. Diyor ki ben de dedim ki اِذَا كُنْتَ ف۪يهِمْ Sen olursan sadece salat-ı kalkı kıldır. Ama sen olmasan düzündür. O da diyor ki öyleyse sadakayı da Resulullah alırdı. Resulullah'tan sonra başkası almaz. Bu İmam Ebu Yusuf'a cevap veriyor. Senin bu kıyasına göre, senin bu kıyasın batil. Niye batil? Öyleyse fehuz, Habibim sen al. Ne ya? Fehuz minen valim sadakatın. Mallarından sadaka al. Resulullah'tan başkası alamaz. Hayır. Ondan o çıkar diyor. Eğer sen hitabı delil tutarsan ise burada o hitap. Künte fihim fehuz. Ne farkı var? Sen onlar doğrusun salat-ı halkı kıldır. Burada da diyor ki sen şey al, sedakayı al. Yani değil, demek ki فَاِذَا كُنْتَ ف۪يهِمْ Resulullah Efendimiz'e has değil. فَخُدْ O da Resulullah'a has değil. Resulullah aldığı gibi Resulullah'dan sonra onun eshabı da alır demek. Yani onun tarihi cevap veriyor. Ama Resulullah'ın bazı ayetlerde de gelen istisnailer var. Bundan olabilir. Yok, bu istisnada değil. İstisna değil bura. O istisna mesela fetâketliği nafileten lek. O başka. Onun gibi olabilir. Fakat bu öyle değil diyor.
Burada ve izâ künte fihimden istidlal etti. Sen onlarda olursan ise bu namazı böyle kıldır. Sen olmasan hesaptan birisi olursa gene öyle kıldırır. وَلَقَدْ حَدَّسِنَ اَحْمَدُ بْنَ اَبِي اِمْرَانَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ مُحَمَّدَ بْنَ شُجَعَ الْسَلْجِ Ebu Abdullah Muhammed bin Şücal Selci İmam-ı Azam'ın talebelerinden. Bir talebesi de bu. Bu diyor ki يَعِيبُ اَقَوْلَ اَب۪ي يُسُفْ رَحِمَ اللّٰهِ İmam Ebu Yusuf'un bu kavlünü ayıplardı. Haza bu kavlünü. وَيَقُولُ derdi ki اِنَّ السَّلَاةَ مَعَ النَّب۪ي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'le namaz ve imkânet afdala مِنَ السَّلَاةِ مَعَ النَّاسِ جَمِيعًا Bütün nas ile kılınan namazlardan eftel idi. Bu doğru. فَاِنَّهُ لَا يَجُوز Caiz olmaz. لَا حَدِنَا يَتَكَلِّمَ فِيهَا Hiçbir kimse bunda söz söyleyemez. Resulullah ile kılınan namaz eftel idi. بِكَلَامٍ بِالْكَلَامِ لَكِ يَكْتَعُهَا Bunu kat eder. فَلَا يَنْبَغِي Fakat layık olmaz ki اَنْ يُفْعَلَ فِيهَا شَيْءٌ Orada bir şey işlenle ki لَا يَفْعَلُهُ فِي الصَّلَاةِ مَعَ غَيْرِهِ Resulullah'ın gayrisiyle o işlenilmeye. وَاَنْ يَكْتَعَ مَا يَكْتَعُ الصَّلَاةُ خَلْفَ غَيْرِهِ مِنَ الْاَحْدَاسِ كُلَّهَا Ne demek istedim burada? Taib'in delaleti ne? Sedi ne diyor? اِنَّ الصَّلَاةَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِنْ كَانَتْ اَفْضَلَ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ النَّاسِ جَمِيعًا Peygamber Efendimiz'le kılınan namaz, diğer herhangi bir kimseyle kılınan namazdan efteldir. فَاِنَّهُ لَا يَجُوز Fakat bundan şu çıkmaz ki, caiz olmaya, فَاِنَّهُ لَا يَجُوز Caiz olmaz. لَاَحَدٍ bir kimseye ki en yetekelleme, konuşa, fiha namazda. Bir kelamin bir kelamıyla ki yektavha namazı keser. Bir adam namazda konuşur da namazı keser, bu caiz olmaz. Bir adam namazda konuştun da benim namazım bozulmadı diyebilir mi bir kimse? Konuştu mu bozulur. فَلَا يَنْبَغِي اَنْ يَفْعَلَ ف۪يهَا اَنْ يُفْعَلَ ف۪يهَا شَيْءٌ O namazda bir şey işlemek layık değildir ki لَا يَفْعَلُهُ بِالصَّلَاةِ مَعَ غَيْرِهِ Gayrisiyle kılmış olduğu namazda işlemediği bir şey işleyen. وَاَنْ يَكْتَعَهَا O namazı kese, مَا يَكْتَعُ الصَّلَاةُ Namazı kesen şey, خَلْفَ غَيْرِ Gayrisinin peşinde. مِنَ الْاَحْدَاسِ كُلَّهَا Ben bunu anlamadım. Yoksa bu şeye mi işaret ediyor? فَلَمَّا كَانَتِ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ Ağaçları izah etti. فَلَمَّا كَانَتِ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ Vaktaki namaz oldu. خَلْفَهُ Peygamber Efendimiz'in peşinde. لَا يَكْتَعُهَا الزِّهَابُ وَالْمَجِيُّ وَاسْتِدْبَارُ الْقِبْلَ لَا يَكْتَعُهَا الزِّهَابُ Gitmek kat etmiyor. Salat havfeli değil mi? وَالْمَجِيُّ Gelmek. وَاسْتِدْبَارُ الْقِبْلَةِ Kıbleyi arkasını çevirmek. اِذَا كَانَتْ صَلَاتَ خَوْفٍ صَلَاتَ خَوْفٍ olursa كَانَتْ خَلْفَ غَيْرِهِ كَذَٰلِكَ اِذَا Öyleyse başkasının peşinde de salat-ı havf da olmaz. Buna işaret etmek istedim. Fakat ben pek anlayamadım. يَعِي بُقَوْلَ اَبِي سُفْحِمَ اللّٰهِ اِنَّ الصَّلَاةَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَاِنْ كَانَتْ اَفْضَلَ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ النَّاسِ جَمِيعًا فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِيهَا بِكَلَامٍ يَقْطَعُهَا فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَ فِيهَا شَيْءٌ لَا يَفْعَلُهُ فِي الصَّلَاةِ مَعَ غَيْرِهِ وَأَنْ يَقْطَعَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةُ خَلْفَ غَيْرِهِ مِنَ الْأَحْدَاثِ كُلِّهَا İmam Ebu Yusuf delil getirdi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olursa salat-ı kavfi o kıldırır. Başkası kıldıramaz. Çünkü onun ayrıca bir müstesnası var. Gitmesi var, gelmesi var. Arkasını kıbleye çevirmesi var. Halbuki bunlar başka namazlarda olsa namazı ifsad eder. Bu niçin ifsad etmiyor? Bu salat-ı havf olduğundan dolayı mı yoksa Resulullah'ın olduğundan dolayı mı? Allah'ın ona itiraz etmek evet. istiyor ki Seddi diyor ki İmam Ebu Yusuf Resulullah olduğundan dolayı bunlar caizdir. Yoksa olmaz. Halbuki diyor salat-ı havf'ta salat-ı havf olduğundan dolayı bunlar iptal etmez. Bunu demek istiyor ama ben gene de tam toplayamadım. Hatta kana halfil gayri keman kezalik eylem. Başkasının arkasından İnne salate me'an nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ve inkânet afdale mine salate me'an nâsi cemiyen. Doğru. فَاِنَّهُ لَا يَجُوذُ لَا حَدٍ اَنْ يَتَكَلَّمَ ف۪يهَا Namazda konuşmak caiz olmaz kimseye. Neyle bir kelamını yakta ve namazı kesen bir kelamı konuşması
caiz olmaz. فَلَا يَنْبَغِي اَنْ يُفْعَلَ فِيهَا شَيْءٌ اَنْ يَفْعَلَ olmaz. اَنْ يُفْعَلَ işlenile. Şeyen demedi. Şeyi o zararı yok. فَلَا يَنْبَغِي لَايُكْ olmaz ki اَنْ يُفْعَلَ işlenile. فِيهَا namazda şeyin bir şey ki لَا يَفْعَلُهُ onu işlemez. Vakıtlı فَلَا يَنْبَغِي اَنْ يَفْعَلَ فِيهَا شَيْءٌ bir şeyi işlemek layık değildir ki لَا يَفْعَلُهُ فِي الصَّلَاةِ مَا غَيْرِهِ غَيْرِسِيلَ namazda işlemediği bir şeyi namazda işleye. وَاَنْ يَكْتَعَهَا namazı kat'ede. Ney? مَا يَكْتَعُ الصَّلَاةَ خَلْفَ غَيْرِهِ Resulullah'ın peşin, gayrisinin peşinde